İyi akşamlar, iyi haftalar sevgili izleyenler. TRT Diyanet ekranlarında tekrar karşınızdayız. Bu akşam yine önemli konulardan birini konuşacağız. Aslında yaşadığımız dünyayı anlamaya yönelik biraz tarihi perspektiften bugüne geleceğimiz bir mevzuyu ele alacağız. Farklı bakışta da çok sıklıkla bu kavramı ve bir tarihsel süreci işaret ediyoruz ama nedir ne değildir? Nasıl yaklaşmak lazım? Bunun üzerinden gideceğiz. Konumuz aydınlanma. Profesör Doktor Ali Taşkın, Profesör Doktor İhsan Toker ve doçent doktor Mehmet Vural hocam. Stüdyo misafirimiz. Üç konuğumuza da hoş geldiniz diyelim. İyi akşamlar, iyi haftalar dileyelim. Ee, ve şöyle oturma sırasıyla başlayalım müsaade ederseniz. Ali hocamla felsefeyle başlayalım. Hocam biz bu programda da çok sıklıkla batıyı özellikle konuşurken aydınlanma kavramından bahsediyoruz. Aydınlanma, aydınlanma dediğimiz şey tam olarak nedir? Bunun içerisinde modernliğe değen taraf nedir? Ee, sadece bu bu felsefi bir şey midir? Siyasal sonuçları olmuş mudur? Nasıl bir toplumsal proje önermiştir? Bir ekonomik tarafı da var hiç şüphesiz. Bize şöyle efradını, e, yani cami ayarını mani bir tarifle başlar mısınız? Aydınlanma felsefi bir kavram, felsefenin de sahiplendiği bir kavram olduğu için efradını, cami ayarını mani bir tanımdan söz edilemez. Evet. Peki <laughs> çok e, tartışılan oldukça relatif bir kavram olduğu için hı hı. aydınlanmaya tek bir tanım getirmek çok zor. Ee, moderniteden söz ettiniz. Modern dönemin içerisinde yer alan bir dönem aydınlanma. Tabi bu klasik deyimle tarihsel e, bakış açısıyla baktığımız zaman aydınlanmayı 18. yüzyıla hapsediyorlar. Evet. Oraya has hı hı. ama bunun doğru olmadığını belki konuşmamızın içerisinde de ortaya koymaya çalışacağız. Bu ışıktan Mülhem ışıktan esinlenilerek ortaya konulmuş bir kavram. Karanlığın karşıtlığı olarak görülen bir kavram. Aydınlanmanın içerisinde ideolojik saklanımlar var, gizlenimler var. Hatta açıklamalar var, açıkça afişe edilmeler de var. O nedenle aydınlanmayı e, doğru anlamak gerekiyorsa evet aydınlanmadır. E, karanlığın karşıtlığıdır. Hı hı. Batı dillerinde her birinde değişik değişik anlamlar vardır ama... ...bizim Osmanlıca'da da tenevür dediğimiz... Evet bir kavramla karşılanan işte aydının münevver olduğu hı hı. her şeyi bilmiş, zihni aydınlanmış, aklı kendisine kalavuz edilmiş bir kişiden söz edilir mesela. Hı hı. Aydınlanma dediğiniz zaman akıl çağından söz etmiş evet. oluyorsunuz. Age of Reason dedikleri. Hı hı. Işık deryası diyor Berkeley mesela. Hı hı. Ee, başka altın çağı diyenler var. Altın çağı ...Altın çağı da diyorlar. Aklın egemen olduğu... ...aklın ön plana çıktığı... ...aklın belirgin olarak altının çizildiği... ...belki de tek ölçüt olarak aklın kabul edildiği... ...bir yüzyıl diyebiliriz. Hı hı. Neye karşı aklın hocam? Ee, tabii bu... ...başta din geliyor. Din hı hı. karşıtlığı diyebiliriz. Evet. Ee, ama bunun... ...ne kadar doğru olup olmadığını tartışmak gerekiyor. Hı hı. Tartışalım mı hocam? Din konusunu... ...gündeme almadan aydınlanmayı anlamak mümkün değildir. Batı'da uzunca yıllar Orta Çağ döneminde tabii bu Batı'nın ortaya koyduğu kıssaslar... hepsini tartışabiliriz. Hı hı. Ee, biz böyle kitabı lise kitabında okur gibi ya da ilkokul kitaplarında okurmuş gibi böyle bir nasmış gibi aydınlanmaya yaklaşmamamız evet. gerektiğini düşünüyorum. Evet. Orta Çağ dedikleri gerçekten karanlık bir dönem mi? Bunu ayrıca masaya yatırmak gerekiyor. Batı'nın karşı çıktığı 1200 yıllık, 1500 yıllık belki de orta çağ dönemini kaldırıp çöp sepetini atmalarının ne kadar doğru olduğu tartışılır. Hatta doğru olmadığını açıklıkla söyleyebiliriz. Hı hı. Orada çok büyük filozoflar yetişmiştir. Mesela bunların karanlık çağı dediği dönemde Augustinus gibi bir filozof var. Hı hı. Anselmus gibi yine Hristiyanlar içerisinde çıkmış filozof var. İbn Rüşt var. Hı hı. Evet. İbn Rüşt uzmanlarının Ariston'un yapamadığını İbn Rüşt yaptığı dedikleri hı hı. kadar büyük bir filozof var. Aydınlanmanın Karanlık olarak evet. gördüğü dönem. Rönesans'a etkileri var. Evet. İbn Haklı hı. gerekçeleri yok mu? Mutlaka var tabii ki. Ee, şimdi kilisenin engizisyonlarını, Katolik kilisesinin e, acımasız tavırlarını, düşünen insanları hapsetmelerini bir kenara bırakamayız. Gerekçeleri haklıdır belki ama hı. Kantarın topuzu kaçmıştır belki de. Hı hı. Ama Batının böyle bir aydınlanma yaşamış olması bana göre sorarsanız olumlu mudur? Tabii ki olumludur. Çünkü yani, çok evet. e, böyle kategorik bir karanlık olarak nitelendirmeyi yanlış buluyorum. Hı hı. Orta çağın tamamını silmeyi yanlış buluyorum. Fakat onları haklı kılacak gerekçeler var mıdır? Mutlaka vardır. Peki, Onların bu, üzerinde de konuşuruz. Evet, Orta çağ bu kadar yok sayma durumu ya da bu kadar karanlık bir devir olarak gösterme biraz aydınlanmayı öne çıkarmanın bir şeyi midir? Gerekçesi midir? Dediğim gibi şimdi e ee, felsefe ben mi? Evet sorayım? hocam buyurun. Ee, felsefede ideoloji çok baskındır. Hı hı. Özellikle modern felsefede, aydınlanma felsefesinde eskiden gelen birikimin bir patlamasıdır diyebiliriz. Hı hı. O yüzden Kant'arın topuzu kaçmıştır. Yoksa hırsızın hı hı. hiç mi suçu yok evet. diye sorup Orta Çağ'da e, şimdi Agustinos vardır, Anselmus vardır deyip kendimle çelişmiş olmayayım hı. ama süt liman gibi görmek yanlıştır. Ama Avrupa'nın e, Hristiyan Orta Çağının aklı gülün adı diye bir e, film vardı, Umberto Eco'nun evet, romanı ve filmi evet. vardı. Onu izleyenler bilirler Ariston'un bir mantık kitabından dolayı insanların ne işkencelere tabi <laughs> tutuldukları biliniyor. E, şimdi e, başta da söyledim kategorik karşı çıkış yanlış, ama aydınlanmayı haklı kılan çok gerekçeler vardır. Aydınlanma yüzyılı birden bire oluşmuş bir yüzyıl da değildir zaten. Hı hı. Modern dönem de o aydınlanmanın başlangıcıdır. Belki felsefe açısından baktığınız evet. zaman modern dönemdir. Hı hı. İşin içerisine sosyolojiyi, siyaseti, ekonomiyi, başka bütün alanları kattığınız zaman aydınlanmadır. Rönesans'ın bir sonraki dönemidir. Evet. Yani Rönesans'ı e, aydınlanmadan 200 yıl öncesini filan Rönesans olarak değerlendirdiğiniz zaman aydınlanmadan 18. yüzyıl olarak kabul ediliyor. Evet. 1700, e, 1680 ile 1810 falan, yaklaşık 120 yıllık, 140 yıllık bir dönem olarak adlandırılıyor. Peki biraz o zaman madem çapı genişletiyoruz, sosyolojik bağlamı İhsan Toker hocamdan dinleyelim hocam. Ee, evet, yani müsaade ederseniz müsaade. öncelikle aydınlanma kavramının bir çerçevesini çizme bakımından ya da belki de programda e, bir çerçeve oluşturabilir diye düşüncem e, paylaşmak istiyorum. Yani aydınlanma ne olduğu konusunun zihnimizde e, tebellür etmesi, e, açıklığa kavuşması çok e, önem taşıyor. Hı hı. Çünkü e, biz sosyal kavramlar veyahut da genel olarak insani kavramlarımıza burada felsefe üstadlarının ortasındayız. Tamam. onlara Onlar çok daha farkındadır mutlaka. Açık seçik kavramlar değil bunlar. <laughs> yani evet. Belit dediğimiz açık kavramlar değil. Evet. Kültürel kavramlar ben sosyolojik açıdan da daha da belki şey yapacağım. <laughs> Dolayısıyla sosyolojik olarak koşullanmış kavramlar bunlar. Şimdi aydınlanma kavramına baktığımız zaman bu şeyi diğer kavramlarda olduğu gibi fazlasıyla görebiliriz. <laughs> yani aydınlanma neye karşılık geliyor? Yani mesela benim kendi bireysel sosyalleşme topluluğumda toplumsallaşma sürecime baktığımda hı hı. ilkokuldan başlayarak e, geldiğim şu aşamaya kadar aydınlanma kavramının belki doğrudan kendisiyle olmasa bile dolaylı birçok etkisiyle karşı evet. karşıyayım. Yani mesela aydınlanmanın etkisi altındaki organize edilen bir milli eğitim, bir terbiye e, anlayışının bir e, ürünü olarak karşısındayım. Yani bunun amaçlanmamış sonuçları olabilir, başka şeyler olabilir ama içinden geldiğim bir şeyi de aynı zamanda evet. e, toplumsal hafızada belki programı ilerleyen kısımlarında hı hı. Türkiye ile ilgili boyutlar yani belki evet. daha şey yapacağız konuşacağız. Böyle bir boyutu var. Şimdi aydınlanma ne olduğu çok belirsiz bir şey gibi hı. geliyor bana. Ya da en azından farklı yönlerinin bahsedilebileceği gibi bir durum var. Mesela aydınlanma bir felsefedir. Hı. Doğru, bir felsefedir evet. ama felsefeden mi ibarettir ya da bir felsefi dönemden mi ibarettir? Hı hı. E, değil. Onun yanında mesela nasıl bir toplumsal proje sunmuştur dedik mesela? E, tabii ki bir projedir. Dediğiniz evet. gibi bir proje midir? E, bir anlamda projedir. Bir anlamda da tabii Aydınlanma literatüründe hep şu şeyle uyarıyla karşılaşırız. Yani aydınlanma filozofları ortak bir şey üzerinde evet, Yani Böyle evet. bir şeyimiz var. Hı hı. E, Politik, siyasal, ekonomik e, olarak evet farklı görüşler. Yani çok görüşürüz. farklı filozofların John Locke'dan tutun da işte Rousseau'ya kadar, işte başka kişilere kadar, Holbach'a kadar, Kant'a kadar hı hı. ki e, kendi içerisinde de farklılaşıyor bu şey yaparak. Bir İngiliz aydınlanmasından bahsediliyor, İskoç, İskoç aydınlanmasından. İskoç aydınlanması. Değil mi? Hocamın herhalde uzmanlık evet. alanı işte veya Fransız aydınlanması. Bir, Fransız aydınlanması, evet. bir Alman aydınlanması, bir Amerikan aydınlanması, hatta ileri gidelim bir de Türk aydınlanması, Türk aydınlanması İspanyol aydınlanması evet, şeyler evet. var. Bunlar <laughs> hepsi karmaşık hale getiriyor. Mesela proje halinden bahsedilebildiği gibi bu aynı zamanda bir medeniyet şehidi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü aynı, neredeyse aynı döneme denk gelecek bir şekilde Medeniyet bizim medeniyet kelimesinin kendisi karşısında ürettiğimiz sivilizasyon hı hı. E, kavramını evet. oradan şey ettiğini Orada biraz oradan, daha orada Amerikan görüyoruz. aydınlanmasını ça çağrıştıran bir kavram. Ama aynı zamanda Avrupa'yı bir şey evet. bu yani. Avrupa'dan bize intikal ettiler. Osmanlılar hemen buna medeniyet diye bir karşılık buluyorlar. Aslında hı. medeniyet e, eski kadim bir kavram değil. Temettün kavramımız var evet. bizim, sosyal yaşamı ilgilendirmek üzere ama Batı'nın kendi etnosantrik dediğimiz, kendi merkezciliği, Batı merkezcilik, Avrupa merkezcilik dediğimiz şeyi yansıttığını düşündüğüm medeniyet kavramının da burada şey olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aydınlanmanın böyle bir şeyi de var. Yani etnosantrik dediğimiz, Batı'yı merkeze alan ve dünyaya bunu yaymayı hedefleyen bir e, veyahut da dünyanın e, diğer şeylerin benimsemesini şey yapan e, naif bilimsel, akılcı yönleri de e, bulunuyor. Bir de çok önemli, bizim açımızdan ilahiyatçılığı olarak çok önemli bir şey, dini boyut. Evet. Aydınlanma diline e, bağlantısı noktasında oldukça e, tahlil edilmesi, hı. analiz edilmesi eleştirel baş, bakımlardan ve takdir bakımlarından ele alınması gereken bir kavram. E, bunu da ileride doğal din şeyle belki açımlayabiliriz evet. yani Böyle birçok e, iç içe kavramların genişlemesi durumu söz konusu. Ama biz aydınlanmanın çocuğuyuz diyorsunuz öyle mi? Yani Kesinlikle. aydınlanmanın çocuğu muyuz? Evet yani çocuğu olmamız isteniyor. Hı hı. Ama ben şahsen aydınlanmanın çocuğu şeyini kabul etmiyorum. Evet. Açık söyleyeyim yani. E, bu şöyle bir şey yani eğer ideolojik bir şey öğretsel ki öyle bir yönü de var. Hı hı. öğretsel yöne delalet ediyorsa benim meslu, Müslümanlığım aydınlanma çocuğu olmakla birbiriyle çelişir bir şey kavram olarak algılıyorum. Çünkü aydınlanmanın kendisini de daha sonra tartışacağız. Din bakımından Hristiyanlığın etkisinin genelleşilmesinden kaynaklanan evet. bir nef, nef yedici bir şey var. Hı hı. Ya e, belki diyemeyiz evet. ama çoğunlukla. Ama Tanrı'yı biraz daha bir saatçiye indirgeyen hı hı. bizim e, Allah kavrayışımızla, Allah tasavvurumuzla Batı'daki bu aydınlanmacı bir e, saatçi tanrı anlayışı arasında çok şeyler var. Eğer böyle bunu buna şey yapan, dayanan bir e, şeyse ben o projenin çocuğu olmayı kabul etmiyorum evet. yani. Bunu ya da şöyle diyeyim, onaylayarak söylemiyorum. Amaçlanmayan sonucu. Evet. Yani. Böyle bir şey de var. gidinsin falan kullandı. Amaçlanmayan sonuçlar. Yani siz bir şey amaçlamak üzere modern dünyada bir dizge kurarsınız, bir sistem ama e, o üretmek istediğinizin tam tersi ya da farklı şeyler e, üreyebilir. Hı hı. O anlamda aydınlanmayla sorumlu bir ilişkimiz olduğunu ben düşünüyorum. Ama bu aydınlanmanın olumlu yönlerini görmememiz anlamına gelmiyor. Evet. Ya da aydınlanmanın kendisinin iddia ettiği akıl konusunda irrasyonel, <laughs> akıl dışı bir İslam kavramını öne sürmemiz anlamına asla yani gelmiyor. Yani. Böyle bir Ali durum hocam, var. Ali Hocam ilavesi mi var Mehmet Hocam'a dönmeden önce? Hocam <laughs> size döneceğim. Tabii ki. Yani. Çok, Çok dinliyorum hocamı da şimdi aydınlanmanın dinle e, ölçü tartıya çıkarıldığı zaman... <laughs> Müslümanlar olarak biz aydınlanma çocuğu olmayı kabul etmeyiz dedi. Evet. Ee, İhsan Hocam bence haklı. Çünkü aydınlanma terimiyle karşılanan batıdaki bu ideolojik anlamından yola çıktığınız zaman hiçbir din mensubu aydınlanma çocuğu olmayı istemez. Hı hı. Mesela aydınlanmanın öne çıkan din anlayışı akıl dinidir. Evet. Şimdi dini akılla tartıya koyduğunuz zaman dinin birçok mistik yönünü, birçok irrasyonel yönünü tamamen dışta bırakmış oluyorsunuz. Zaten konuşma içerisinde geçecek. Evet. Batırların da tırnak içerisinde dindar dediğimiz filozofları aydınlanma içerisinde yer alıyor. Hı hı. Benim esas işte açmak istediğim evet. husus o. Şimdi e, Thomas Reid İskoç filozof. Hı hı. Belki e, kendini bildikten sonra diyelim hani papaz hangi yaşta olunur? 15 yaşından hı hı. ölümüne kadar Boaz kürsülerinden inmeyen aynı zamanda felsefe tarihinin önemli filozoflarından birisidir. Evet. Bu aydınlanma filozofu olarak geçer. Hı -hı. Fransız hacca aynı şekilde. Ee, şimdi Kant'ı da aydınlanma filozofları Hı -hı. içerisinde Hı -hı. sayın. Belki klasik bir Hristiyan değildir ama Hı -hı. aydınlanmadaki akıl dinine ilk karşı çıkan filozoflardan bir tanesidir. O nedenle İhsan hocamı fikirlerini aydınlanmayı eğer o tanımı içerisindeki akıl dini, doğal dini Din olarak gören aydınlanmanın karşısında ne Yahudi, ne Hristiyan, ne, ne de Budist. Hiçbirisi evet. o aydınlanmanın çocuğu olmak istemiyor. Peter K. Gay, e, filozoflar modern paganlarda Aydınlanma da modern paganizm diyor. Evet öyle diyor. Şimdi o tam bir tanı tanımazlık, tam bir ateizm olarak görüyor evet. aydınlanmayı. Çünkü aydınlanmanın o akıl çağı dediğimiz zaman her şey akla göre düzenlenecek <laughs> demektir. Din de bundan tarih tutulamaz. Evet. Çünkü ahlakı akla göre işte rasyonel bir ahlak hı hı. oluşturuyorsunuz. Rasyonel bir din oluşturuyorsunuz. O rasyonel dinde de deizm bile bana göre tartışılır. Hocalarım nedir bilmem ama deizm bile bana göre aydınlanmanın o klasik tanımına aykırıdır. Evet. Diderot'un bir sözü vardır. Mesela Dönüs Diderot'un Fransız filozof. Evet. Der ki deizm çok başlı bir ejderhanın bütün başlarını öldürüp bir tanesini Canlı bırakmak. bırakmak gibidir evet. diyor. Hı -hı. Bu bunun sayesinde diğerlerin hepsi de yeniden dirilir diyor. O yüzden deizmde çıkar yol değildir diyor. Evet. Yani aydınlanmada böyle filozoflar da var. Hı -hı. Thomas Reid gibi, Rousseau gibi, Locke gibi hı -hı. hiçbir dinle problem olmayan filozoflar da var. Hı -hı. Tabii e, Rousseau'yu ben zaten ilk cümlelerimden Evet. bunu kastetmiştim. Hani aydınlanmayı böyle gün herkesin ittifakla kabul ettiği bir Tabii. tanımı var. Burada dine yer yok. Ya ateizm vardır falan gibi bir Algı yanlış zaten. Bizde de vardır. Bunlar çok marjinal gruplardır. Çok akademik, böyle derinlemesine incelenmiş görüşler değildir diye Peki, düşünüyorum. Peki. Biraz da Mehmet Hocamla devam evet. edelim. Peki. Mukayeseli olarak hem felsefe hocamız Hı. var hem din sosyolojisinden bir hocamız var. Bir de İslam felsefesi evet. açısından olayı değerlendirelim. Peki. Aydınlanma, Batı felsefe tarihinde, düşünce tarihinde çok önemli bir evre. Az önce ismi geçti, işte Kant'tır, e, Luke'tur. Çok önemli düşünürlerimiz hep bu dönemde ortaya çıkmış ve hepsi de bu furyaya, bu akıma kapılmışlar. E, baktığımız zaman, aydınlanmada aslında bu isim olarak aydınlanmada o dönemde veriliyor. Yani birçok akım Rönesansla başka dönemlere e, başka zamanda isim vermişiz ama bu dönemde aydınlanma kelimesini kendisine seçiyor bu şeyler, düşünürler. Ve e, aydınlanma dışında işte akıl çağı, adı geçti az önce, hı hı. E, eleştiri çağı, bilim çağı, felsefe çağı gibi, ideolojiler çağı gibi farklı isimler de veriliyor. Yani kulağa hoş gelen şeyler aslında şeyin, evet, aydınlamanın sıca. ortaya koymuş olduğu şeyler. Evet. Eşitlik, özgürlük, adalet, hı hı. insan hakları bunlar hepsi insanların çok böyle... O, e, Hoşuna giden, Hoşuna giden şeyler evet. ama acaba böyle bir şey miydi aydınlanma? Bunu konuşmak lazım. Ee, bir de aydınlanma çok iddialı bir dönem. Yani kendisinden önceki dönemi karanlık görüyor Hı -hı. ve kendisinin ortaya koymuş olduğu o projeyi herkesin takip etmesini insanlığın geldiği en son nokta olarak betliyor. Belki buradan biraz hareket etmek gerekiyor. Ee, aydınlanma bir bitmiş bir süreç midir? Yoksa bir başlangıcı Hı -hı. ve sonra evet. hala devam eden ede bir süreç midir? Bu hala tartışmalı bir konu. Hı -hı. Siz ee, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani, yani modernite'nin evet. başlangıcı olarak aydınlanmayı görenler var. Yani 1688 işte İngiliz devrimi ...orada başladı evet. şeyler yayınlarda ve bunun da neşir neva bulması zirveye ulaşması Fransız devrimi. Evet. Fransız devrimi 1789. Baktığımız zaman Fransız devrimi aslında bir, bir halk hareketi evet. ve onun akabinde birçok şey değişiyor, dünya değişiyor, Avrupa değişiyor. Dolayısıyla aydınlanmayı belki Fransız devrimiyle ...Fransa'yla... ile açıklamak, yorumlamak daha doğru. Çünkü Fransa devriminden sonra Fransa devriminden sonra artık insanlığı sadece akıl ve bilim kurtaracak. Yani Hı -hı. o skolastik düşünceye karşı, kiliseye, vahye, metafizeye karşı bir tavır geliştiriliyor ve insanlık sadece akıl ve bilimle doğru yol bulacağını ve bunun da dönüşü olmayacak bir süreç olduğunu iddia ediyor. Hı -hı. Aslında e, Kant, işte o dönemde yaşayan bir düşünürümüz. Kant'ın ismi geçmişti az önce. Hı -hı. Çok ünlü bir makalesi var. Aydınlama nedir diye 1804'te kaleme almış olduğum makale. Makale aslında şey, Roma dönemindeki bir şairin mottosuyla başlıyor, epigrafıyla başlıyor. saparo aude, yani aklını kullanma, yürekliliği göster, cesareti göster. İşte ey insanoğlu, sen yüzyıllardır bu aklını ipotek ettin. Yani dinlere, işte insanlara... ...bunu verdin. İlk defa bir şansın oluştu. Yani Fransız devriminden sonra. Hı. Akıl ve bilim... ...insanlığı kurtaracak. Dediğim gibi... ...Hegel dahi bu şeye bir süre... ...kapılabiliyor. Çok ön düşündüğümüz bu akıma kapılıyor. Belki bugün burada onu konuşacağız. Yani acaba bu yapılan süreç... ...insanlığı mutlu etti mi? Yani... Hı. E, ...insanlar e, kapıldığı zaman bu şeye... ...akıl akıl ve bilimler bize doğru yola... ...hakikata, mutluluğa ulaştırdı mı? Ya baktığımız, da bu özgürlük, eşitlik, evet. insan hakları... ...herkesi <laughs> e, kapsayıcı bir şey oldu mu? Evet. Bugünden baktığımız zaman... Evet. ...sanki bu şeyi eleştirebiliriz yani zaten bunu postmodernler işte hermetikler artık eleştiriyor diyorlar ki hayır böyle olmadı İnsanlığın geldiği nokta hiç de işte aydınlamanın vaat etmiş olduğu o özgür toplum özgür birey işte eşit toplum oluşmadı evet. belki bunları konuşabiliriz ama dediğim gibi Aydınlanmaya baştan beri tavırlar var. Yani ilk başlangıçta işte muhafazakarlar, Burke gibi tavırlar var ama çok cılız tavırlar. Bugün baktığımız zaman kimisi aydınlanmayı vazgeçilmez bir proje olarak düşünüyor. Evet. Yani insanlığın onun karşıtı olanlar da az önce hocalarımız söylediler. Yani burada bir birlik yok. Bu bir efsane, bir hurafe. Yani e, İskoçlar daha farklı, İngilizler daha farklı, işte Alman, Fransız daha farklı. Bir tutarlılığı olmayan, herkesin kafasına göre estiği, bir kapılmış olduğu bir proje gibi düşünüyorlar. Hı hı. Yani dolayısıyla bunu tartışmak lazım. Aydınlanma acaba hangisi? Yani. Evet. O zaman biraz Fransızlarla ilgili olanı tartışalım hocam. Fransız aydınlanması aydınlanmanın ruhunu teşkil etmiştir diyenler var malum. Ve biraz da buna eleştiri getirenler de var. İşte muhafazakar bir orta sınıf ideolojisi olarak görebiliriz diyenler var. ne diyorsunuz. Ve Fransa'nın buradaki önemi nedir? Siz ben e, felsefeci kimliğimle burada bulunduğum için evet. felsefeyi de çok içselleştirmiş bir insanım. Evet. Ben e, aydınlanmayı ideolojik olarak anlatanların tavrından da şikayetçiyim. Hı hı. Aydınlanmayı tamamen reddeden tavra da karşı olduğumu açıkça belirtmek hı hı. istiyorum. Çünkü burada sağduyular hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Akıl Gerektiği gibi kullanılmış kullanılmış mıdır sorusunu soracağız ve bunun Hı. E, samimi olarak cevabını vereceğiz. Hocam o zaman şu soruyu soralım. Siz programdan önce de sordunuz. Batı'nın akılla aydınlanmadan önce nasıl bir sorunu vardı ki böyle bu kadar radikal evet. bir süreç gerçekleşmiş oldu? O zaman ben <laughs> isterseniz felsefe tarihçisi olarak şöyle tarihsel biraz, evet, bir bakayım. çok memnun oluruz. Şimdi e, aydınlanma kavramını e, ben hemen bir parantez açıp, Felsefe Yunanla başlatılması hı. geleneğine de karşı birisiyim. Evet. Makalemde var, hı. derslerimde, konuşmalarımda da hep söylüyorum. Bu insanlığı Thales'te düşünmeye başladı kabul etmekle eş anlamlıdır. Dinleyen, isteyen felsefeci karşı çıkabilir. Bunlara zaten karşı olanlar da vardır. Ee, sofistlerin dönemini mevcut kurulu düzene karşı çıkışı aydınlanma olarak görenler var. Hı hı. Mesela bağımsız bireyin liberal düşüncesini aydınlanma olarak görenler evet. var. Bu dönemden sonra bir e, yeniden insanların içeriye içine kapanması dönemi var. Helenistik dönemle başlayıp orta çağda zirveye çıkan tamamen romantizme, tamamen e, akleden, düşünen birey olmaktan itaat eden kul olmaya dönülmüş bir süreç var Batı toplumunda, Hristiyan Avrupa toplumunda. Az önce bahsettiğim o The Name of Rose'da olduğu gibi, Gül'ün adında olduğu gibi tahammülsüzlük üst düzeyde katolik kilisesinin e, bir semboldür zaten o baskısı üst düzeyde olduğu için insanlar özgürce sadece kendi kendine belki yatarken yas, e, kafasını yastığa koyduğu zaman düşünebiliyor. <laughs> Diğer zamanlarda düşünemiyor. Düşünse de düşündüğünü ifade edemiyor. <laughs> Ve her şeyiyle ile din birimleri her şey İncil'den çıkacak. İncil askeriyeyi de Askeriyenin soracağı sorulara da yanıt veriyor. Ekonomiye de yanıt veriyor. Siyasete de yön veriyor. Güç orada. Böyle olunca insanlar biraz da işte varoluşsal anlamda benliklerinden uzaklaştılar. Ne kadar aklı eleştirirsek eleştirelim. Akıl insanın sahip olduğu bana göre en önemli yetidir. Onu iptal ettiğiniz zaman, onu kullandırmadığınız zaman insanlar başka bir yerden patlak verirler. Avrupa'daki dinin bu kadar baskın olması, aklı tamamen yok sayması, hatta Luther bile hı hı. işte protestanlığın öncüsü kabul edilen benim kitapta Hristiyanlık aydınlanma yolunda protestan hareket diye bir başlık atmışımdır mesela orada. Normalde protestanlık aydınlanmaya hı hı. akla karşıdır. Evet. Daha dogmatik bir tavrı vardır ama hurafeye dönüşmüş tamamıyla aslında uzaklaşmış bir din algısına karşı bir harekettir o aynı zamanda. Fakat bakın burada bile akla çok güvenilmez. Hatta Martin Luther'e izaf edilen bir söz vardır. Şeytanın yaltakçısıdır der. Şeytanın yaltağıdır der. Evet. Aklı bu kadar aşağılayan bir süreç yaşıyor batı. O yüzden insanla işte o Fransız aydınlanması hemen çabucak geldim gördüğünüz gibi. Evet. Voltaire gibi, Rousseau gibi, Montesquieu gibi Kim bunlar da birbirine hiç benzemezler. Evet. Din, dini açıdan, efendim düşünceler açısından kimisi Diyelim ki materyalistir, kimisi evet. liberaldir. Bunlar diyorlar ki böyle olmaz, bu, bu böyle gitmez. İşte 1789'a kadar olan süreçte entelektüeller, filozoflar e, aklın bu kadar ihmal edilmesine karşı tepki olarak aydınlanmayı bir karşı tepki olarak ortaya evet. koyuyorlar. Ve gerginlik buradan başlıyor. Yoksa ben aydınlanmaya ilki olarak karşı falan değilim. Hatta zaman zaman şunu söylerim. Gerçi az önce hocam Türkiye aydınlanmasından bahsetti ama ben öyle bir aydınlanma görmedim. Bizde o Voltaire'in ya da ne bileyim Cabanis'in, Lametri'nin materyalist bir bakış açısıyla Türkiye'de geçmişte ne varsa hepsine karşı çıkan, kendini aydınlanmacı zanneden bir grup var, bir kitle var. Türkiye'de ben aydınlanma olduğu kanaatinde falan değilim yani bu... Yakın geçmişimizde de, orta geçmişimizde de, uzak geçmişimizde de böyle bir şey yaşanmamış. Bu nedenler üzerinde durulabilir. Ama sizin burada olumladığınız taraf akılla ilişki bağlamında düşünüyorsunuz. Evet, aklın gerektiği, bak evet. tırnak içerisinde çalışma... cümlem var. Aklı gerektiği gibi kullanmama hepimizin evet. hastalığıdır. Bizim de hastalığımızdır bu, ülkemizin, toplumumuzun bir hastalığıdır. Buradan yakın geçmişte yaşadığımız olayları biliyoruz. Aklın iptal edilmesi, aklın başkasına verilmesi, iradenin başkasına verilmesi tümden yanlış bir şeydir zaten. Hocam ama siz burada böyle kuru ve katı bir rasyonalizmden de bahsetmiyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Zaten yani dedim o ya anahtar cümle olduğu mevzunu da biraz belki konuşmak Abi lazım. Aklı gerektiği gibi kullanmak sözünün içerisinde bulunan hepsi var. Hı hı. Aklı tek ölçüt olarak kabul etmek de yanlıştır. Hı hı. Aklı akıl ver, akıllı Lüter'in dediği gibi şeytanın yaltağıdır, Akıl bizi götürür duvara toslatır falan gibi böyle mistik evet, tam karşı şey. çıkış çık tabii de onlara da ben karşı olduğumu söylemek Peki, istiyorum. Peki İhsan Hocam sizin buradaki ilaveniz ne olur? Hangi akıl sorusu? Evet. Ee, akıl ben e, sosyolojik açıdan Hı -hı. kültürel olarak bakarım akıla. Evet hakla. lütfen. E, çünkü hocalarım felsefe açıdan Hı. baktığı evet. için haklı olarak akla bir ideal olarak bakıyorlar. İnsani evet. aktların en önemlilerinden bir tanesi insani varoluşun aynı zamanda <laughs> en güçlü melekesi. Evet. Evet. İlahiyat din bakımdan da ilahiyat demeyelim de din bakımdan da Kur'an bakımdan da Akıl herhalde en temel şeylerden bir tanesi. insanı insan kılan, diğer ontolojik şey, varoluş bakımından insanı diğerlerinden ayırt eden bir şey. Felsefe dedi zaten ne kadar üste çıktığı şeyi malum. Bu bakımdan aklın şey tartışılmaz, önem tartışılmaz. Aklın nef yedilmesi, aklın önemsizleşilmesi gibi bir şey. En azından bir Müslüman bilince, bir Müslüman akla e, yakışmaz, hı hı. kültüre yakışmaz. Ama gel görün ki e, dediğim gibi akıl kültürel olarak da inşa edilebilen bir şey. Belki burada hı hı. biraz ben evet. farklı düşünmek durumundayım. Yani e, tek bir e, özsel bir şeyden ziyade akıl adı altında kültürel üretimlerin varlığı söz konusu. Hı hı. Yani işte bir Yunan aklından bahsedebiliriz, evet. bir... E, ne bileyim Roma aklından bahsedebilir, ortaç hatta ortaçad insan aklından bahsedebileceğimiz evet. bir şey var ee, ve aydınlanma aklı evet. var yani. İyi burada, ve özgürleştirici tabii, olan ne varsa kendisine atfedilmiş olan bir aklı. Yani akıl. burada aydınlanma şu bakımdan sorununu bulurum e, <laughs> müsaadelerine sığınarak hocalarımız. Ee, <laughs> şöyle bir şey, aydınlanma biraz. Tekelci bir akılcılığı şey yapıyor hı hı. gibi geliyor bana. Bilmiyorum beni düzelsinler veya lütfen farklı görüşlerini paylaşıp şey yapalım. Ben de istifade edeyim. Ama benim izlenimim o. Yani bunca okurken, şey yaparken rastladım, gözlemlerken rastladım. Hatta işte dediğim gibi mesela biraz önce şey yaptı onu da belirteyim hocam. Türk aydınlanması derken ben tabii ki Türk felsefesinden falan bahset onu kastetmedim. Daha çok siyasi, toplumsal bir şey ki onu da <laughs> küçümseyemeyiz. Süreç, evet. Yani cumhuriyet falan cumhuriyet falan derken aslında aydınlanma <laughs> da doldurulabilecek bir alan ve proje alanı bu. Bir medeniyetçilik alanı, yeni bir <laughs> muhasırlık alan, muasırlık da diyoruz zaten ona. Evet. Dolayısıyla böyle bir şeyi temsil ediyor. Yoksa düşünsel anlamda elbette ki Hocam benden önce dedi, orijinal bir katkı elbette <laughs> diyebileceğimiz yok. bir hadise yok. Daha çok bizim işte sosyoloji şeyinden neşe deden, işte biraz sonra belki paylaşacağım Baltacıoğlu'ndan falan, Türk marifinin organize edilmesi noktasında Böyle e, özellikle de Fransız modernliği hani Mehmet Bey de şey yaptı. Fransız modernliği esas alan bir aydınlanma şeyi bizim hafızamıza hakim e, olmuş. E, do, dolayısıyla tekrar dönecek olursam aydınlanmanın en temel kusurlarından bir tanesi bence ya da aydınlanmaya bunu izafe edenlerin diyelim. Çünkü hı hı. aydınlanma belki kendi adına konuşmuyor da aydınlanma adına konuşanlar var diyelim. Bu kadar çok aktörlü, bu kadar çok ülkeli, bu kadar çok toplumsal yapılı bir şeyin tekmiş gibi hı hı. gösterildiği zaman buradan şu sonuç çıkıyor. Akıl konusunda tekelcilik. Hı hı. Zaten aydınlanmayı biraz da e, anlamamızı mümkün kılan bir şey de zannediyorum budur. Yani e, aydınlanmayı tarif eden şeylerin e, çerçevelerin bir tanesi nedir? Aydınlanmayla insanların geleneklerin ve dinin dinde geleneğin bir parçası ya da gelenek gelenekliğinin bir parçası artık. Hı hı. Avrupa tarihinin bir özelliği bu. Ee, belki bize de kısmen var ayrı bir şey ama asıl, özellikle bağlamın e, çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ortaçağ olarak karakter edilen bir şey hı hı. var. Ee, insanların gelenekten ve dinden bağımsız olarak işte kantında evet. şey yapmak istediği nokta o herhalde evet. zannediyorum değil mi? Yani bütün e, düşünme cesaretini göster. Ona buna şey değil. <laughs> akıl e, olarak bir soyut akıl gelişmesi ama bunun da pratik akıldan da bahsediliyor. Evet. Böyle evet. kar kar karmaşıklıklar var. Ama e, izin verirseniz şuna değilim yani Buyurun. aydınlanmanın karşıtı olarak bakarsak belki biraz daha netleşebilir konu. Aydınlanmanın karşıtı nedir? Karanlık çağlardır. Hı hı. Aydınlanma niye aydınlanma ya bu şey mi? E, tesadüf mü? Aydınlanma derken bu ışık bir parlama, bir aydınlanma dolayısıyla karanlığın giderilmesi, izah edilmesi gibi bir şey. Bizdeki tenevvür de hocam söyledi ya da münevver kelimesi evet. de aslında ona dayanıyor. Ama yani kavramsal şeye baktığımızda mesela karanlık çağın karşılığı olarak hı hı. gerçekten de orta çağda Hristiyanlık ve diğer geleneklerin temsil ettiği bir ortamda Böyle bir e, karanlık var mı? Karanlık olarak çok şey var. Evet. Elbette var. Yani insanlar bundan çekmiş mi? Çok çekmiş. Evet. Özellikle bilim insanları, <laughs> düşünürler ve diğer insanlar. Yani insanı düşünmeden alıkoyan, e, dolayısıyla Luther'e kadar, Lutki, Luther, Luther daha sonraki bir dönemin ürünü, reformasyon konusunda ama, işte akıl şeytanın bilmem diye bilen bir hadiseyle evet. e, karşı karşıyayız. <laughs> yani böyle bir menfi, negatif bir ortama karşı bir aydınlanma şeyi var. Bu noktada aydınlanma tabii ki anlaşılabilirdir. Yani mesela orta çağın başka bir şey nedir? Cehalettir. Esası cehalet üzerine kurulu, hı. bilinemezcilik üzerine kurulu ve e, bilginin üretimin noktasında engellerle dolu bir toplum ve kültür anlayışı var. Aydınlanma keza buna karşı da bir müthiş bir Çıkış. açılım şey evet. yapıyor. Çünkü elde ettiği e, akli, bilimsel, teknolojik bir takım şeylerle, avantajlarla doğada artık kendisine hakimiyet arayan bir insan şeyi noktasında bir aşırı uçtan diğer aşırı uca doğru hı hı. giderken, aydınlanma şeyinin çıktığını görüyoruz yani batı tarihinde. Bir Tepkisellik de, mi diyorsunuz aslında kısmen yani içerisinde bunu da barındıran bir bir şey tutarlılık, mi? tepkiselliği <laughs> bilemiyorum belki olumsuz ne <laughs> şey yapabiliriz. Bir tutarlılık bence. <laughs> çünkü bu kadar baskı, bu kadar insan üzerinde, insanın <laughs> varoluşu üzerinde insan Bir eleştirel bir tutum. Elbette. Evet. Yani e, kesinlikle yani herhalde biz de orada olsaydık, bu konumda olsaydık biz <laughs> farklı düşünür müydük diye de düşünmek lazım yani. E, empati kuruyorum ben. Evet. E, çünkü bizdeki gibi değil belki hı hı. ileride de değineceğim yani din ve bilim çatışması denen bir hadise var. Evet, hocam. Din ve akıl çatışması denen bir şey var. İmanla aklın karşı karşıya konması hı denen hı. bir hadise var. Evet. Hristiyanların özel katolik anlamda ki reformasyon o şey ihtiyaçtan dolayı yani eski şey noktasında tartışılmaz görülen bir hadise var. Yönetim sistemleri noktasında göz ardı edemeyiz bence. Hı -hı. Mesela İngiliz aydınlanmasının temelindeki Magna Carta olayı tarihsel evet. bir dönemde. Aynı evet. zamanda aydınlanma tarihsel dönemlerin bir ürünü. Hı -hı. Bu Magna Carta'yla bir e, İnsan insanlar... hakları bildirgesi... Elbette evet. bir bildirge. E, her ne kadar belli toplumsal kesimler için şey yapıyorsa da bunun yaygınlaşması gibi bir sonuç doğuyor ortaya. Hı -hı. Mesela İngiltere'deki aydınlanma Fransa'daki aydınlanma kadar hırçın değildir. Neden? Hı hı. Çünkü e, orada hükümet problemi yoktur. Evet. Yani ama Fransa'da bir hükümet problem var. Hükmettiği zaman da çok aşırı, gaddarca bir hani adına Jacobinlik dediğim, Jacobin dediğimiz dediğimiz şeylere e, götürebiliyor. E, mesela kadın, kadın insan sayılmıyor orta evet. çağda. Kadına yönelik son derece şeyler var. Cadı avları var. Hı hı. E, i̇şte cadı e, şeyleri, korkunç cinayetler, korkunç infazların hı hı. varlığı söz konusu. Bütün bu arka plandan aydınlanmanın anlaşılabileceği bir şeye götürmek durumundayız. Ama dediğim gibi bu aşırı uçtan diğer uca giderken her ne kadar şey olmasa da yani homojen, eş türden cevaplar olmasa da yine de belli sonuçlar doğmuş. O sonuçlar nedir? Dini hayatın mesela sekülerleşmesi gibi. Yani öyle bir zaruret belki Avrupa hı. tarihi için şeydi, e, zorunluluk arz ediyordu hı hı. Hristiyanlık bağlamında. Ama e, bugün biz onu kendi karşımızda da bulabiliyoruz. Evet. Yani mesela İslam gibi bir dinin, şumurlu bir dinin kamusal alandaki temsili noktasındaki problemimizin bir parçası da budur. Hı hı. Yani biz aydınlanma veya işte onun esin e, kaynağı olduğu e, e, ilham teşkil ettiği şeye göre mi e, bunu değerlendireceğiz? Evet. Yoksa daha bir kültürel, özerk bir alan olarak İslam'la ilgili bir şeyimiz var mı? Hı hı. Bunu tartışma şansımız bile yok. Çünkü hı hı. kurulan hukuk düzeni, kurulan kamusal düzen bunun daha tartışılmasını engelleyecek şeylerle dolu. Bir takım sınırlamalarla dolu. Yani aydınlanmanın hem batı tarihi bakımından özgürleşme, hı hı. E, serbestleşme, insana bir nefes alma e, imkanı vermesi söz konusu. Ama aynı zamanda işte aydınlanma de eleştiricilerinde belirttiği gibi bu kadar e, olumluluğun yanında bunun istenmeyen sonuçları ya da insan üzerinde tersinden diyalektik olarak baskıcı sonuçlar doğurması gibi şeyler hı hı. söz konusu. Yani hı hı. daha hı hı. çok şeyler söylenebilir ama evet. ben Evet. Yani, söz evet hocam. O zaman evet. İhsan Hocamın söyledikleriyle bağlantılı hı. olarak şunu sorarak size sözü bırakayım. Hı. Aydınlanma hani otorite karşıtı bir söylemdir deniyor ama gerçekten öyle midir yoksa kilisenin ve İncil'in otoritesine karşı orada da aslında bir aklın otoritesi mi hı. hakim hı. kılınmaya çalışılıyor? Hı. Aslında dediğiniz gibi metafizi yıkarken yeni bir metafizik kuruyor aydınlanma evet. felsefesi. Bunu görmek lazım. Tabii ki biz de akla, <laughs> bilime karşı değiliz eğitime. Yani aydınlanmanın <laughs> müsbet yanları da olmuştur. <laughs> e, eğitimi yaygınlaştırmıştır, halka indir, indirgemiştir ama burada hangi akıl diye sormak lazım. Yani. Evet, aydınlanmanın, az önce evet yani akıl. E, acaba şey mi? E, metafizi eden sadece pozitif bir akıl mı? Yoksa <laughs> başka bir akıl mı? E, çünkü aklın da topluma göre, kültüre göre, zamana göre değiştiğini görüyoruz. Bu bakımdan e, böyle çok şekilci, e, toplumu şekillendirmek isteyen, toplum mühendisliği yapmak isteyen bir akıl anlayışını tabii ki benim gibi hocalarım da herhalde kabul etmeyecekler. Aydınlama çağında bu biraz abartılmış sanki. Yani hı hı. akıl ve bilime karşı aşırı güven, onun kibirli hı hı. hale getirmek biraz sanki abartılmış ve pozitif bir akıl anlayışı konmuş. Onun karşısında tekercilik dedi İhsan hocam tek, mesela. Yani adet. bilgi kaynağı olarak tek akıl evet, var. Yani evet. onun dışında işte sezgi, keşif, ilham, vahiy, incir asla kabul edilmiyor. Ama düşünün yani metafizik yapmadan insan yaşayabilir mi? Hatta İbn Rüşd ee, İslam rasyonelisinin en, üst, en üst ismidir. Yani akılcıdır. <laughs> ee, der ki insan metafizik yapan bir varlıktır. Evet. Yani dolayısıyla metafizik yapmadan duramayız. Mutlaka biz e, ontolojik olarak ya da evren hakkında ya da eskatolojik hakkında e, metafizik yapmak durumundayız. İnsan bundan kendisini alıkoyamaz. E, İbn-i Baci var. Endülüsü çok evet. ünlü bir düşünür. O da <laughs> der ki erdemli toplum insanın metafizik yönünü ortaya çıkaran bir toplumdur. Dolayısıyla aydınlanma bunları yok sayarak, yatsıyarak biraz daha böyle kibirli bir ahlak, akıl anlayışı, bilim anlayışı ortaya koymuş. Hatta toplum bu şekilde e, dizayn etmeye çalışmış. Belki burada sorun var. E, çünkü e, şöyle bir şey var o zamanlar, aydınlanma çağı döneminde. E, sadece insanlar değil toplum değil e, çevre doğa bile şey yapılıyor evet. şeklendiriliyor. İşte evet. ne yapılıyor? İşte budanıyor. Ağaç kara şeklinde, üçgen şeklinde e, sırf e, e, artık abartılıyor bu şey. Dizan olayı ve e, bu şekilde bir e, anlayış gelişiyor. Peki bunun müspet sonuçlarının yanı sıra yani akıl ve bilimin e, menfi sonuçları ne? E, i̇şte dünya savaşları, o holokoslar, yani insanların işte e, birbirini öldürmesi, toplu kıyımlar olmuştur. Çünkü baktığımız zaman e, farklı farklı ideolojilerimiz var aydınlanma çağından sonra ortaya çıkan ilk olarak liberalizm ortaya çıkmıştı hı hı. liberalizm faşizm işte sosyalizm gibi hepsinin de büyük büyük anlatıları vardı işte Lyotard'ın dediği gibi biz sizi kurtaracağız akıl ve bilimle kurtaracağız peki sonuç böyle mi oldu hayır sınırsız toplum oluşmadı özgür birey oluşmadı güçlü devlet oluşmadı ve insanlar toplu halde öldürüldü bana göre bunlar aydınlamanın da olumsuz tarafları yani biraz da belki bu yönlerine değinmek lazım. İnsanel bakışımızı evet yani mesela işte e, bilgi kaynağı an anlamında sağduyu kelimesi belki Thomas Reid'den <laughs> konuşulabilir ya da işte Gadamer'in çok fazla öne çıkarmış olduğu şey ön yargı düşüncesi ön yargı bize göre negatif bir pejoratif bir anlam var ama evet. ön yargı olmadan zaten bilgi olmaz diyor Gadamer yani bir bakıma e, bu yatsınmış olan tarafların yani metafiziğin, o vahyin de e, daha sonra e, yanlışlandığını özellikle Almanlar tarafından e, bunların yavaş yavaş tekrar yerine oturduğunu görüyoruz evet. aydınlanma sonrasında. E, bu kaçınılmaz bir şey yani. galiba. Orta Çağ'dan devralınan mirasın sekülerleştirilmesinden başka bir şey değildir diyor Becker hoca. Yani ne akıl din oluyor, akıl ahlak oluyor, her şey evet. akılla düzenleniyor. Ama hocamın burada mutlaka yani... şerhleri var. Ali hocamın evet. çok not aldı çünkü. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum hazır yeri gelmişken. Mesela Aydınlanma Hristiyan düşüncesinde o oluşturulan evren tasavvurun o tabiat bakışını nasıl değiştiriyor? Nasıl etkiliyor? Artık kendi kendine işleyen bir mekanizma ile mi karşılaşıyoruz Aydınlanma düşüncesinde? Evet. Sorunuzu... Hem haksızlık etmeyelim. Peki. Hem de daha e, gelişmiş bir düşünceye. Sorunuzu not anlayalım. ederek şimdi Buyurun. İhsan Hocam hocamın benim e, karşı çıkmadım da açıklanmasını <laughs> istedim. Türk aydınlanması bir kendisi zaten evet. aydınlanmasıyla neyi kastettiğini açıkladı. E, ben katılıyorum o görüşe. Yani Türkiye'nin düşünce Türkiye'de, hayatında herhangi bir karşılığı olmuş mudur hocam? E, karşılığı bu ideolojik olarak olmuştur. Olmuştur. Demiş. Bence şu anda yine oradan devam edeyim. <laughs> Buyurun. Aydınlanma amacına ulaşmıştır. Çünkü Türkiye'de de bildiğimiz gibi akılla Oluşturulan bir parlamento var, akılla oluşturulan bir hukuk sistemi var, akılla oluşturulan bir ekonomi var. Hatta bunlar ön planda tutuluyor. Aydınlanma etkisini göstermiştir. Benim hı. kastettiğim orada şuydu. Bir, biz özellikle aydınlanmayı transfer ettiğimizi, ithal ettiğimizi hı. düşündüğümüz zaman da imitatif, öykünmeci bir aydınlanma anlayışına evet. benimselmişiz. Bizim işte 1930'lu yıllarda yurt dışına gönderilen tırnak içindeki aydınlarımız hı hı. bize başka türlü şeylerle gelmişlerdi. Evet. Yani aklın nasıl kullanılacağını yine öğretmemişlerdi. Bizi aşağılamayı, bizim kültürümüzü yok etmeyi, Türkiye'yi e, de dışarıdan tabi, okumayı. Tabii ki. Evet. Diğer taraftan dini açıdan baktığınız zaman aydınlanma bize çok yansımamıştır diye hı hı. düşünüyorum. Çünkü cemaatler, tarikatlar, hatta ben bunlara sendikaları, STK'ları katıyorum. Hı hı. Aklını sendikanın başkanına derneğin başkanına veriyor. Bizim aydınlanmış dediğimiz halkımız maalesef böyle. Böylece biz asıl kullanmamız gereken irademizi, zaman, değil mi? birey olma özelliğimizi, varoluşsal özelliğimizi başkasıyla yaşamaya kalkıyoruz. Kant'ın söylediği şey budur. Sizin adınıza düşünen bir din adamınız varsa sizin zaten dinle ilgili bir şey yapmanıza gerek yoktur. Sizin adınıza doktorunuz sağlığınızı düşünüyor. Sağlığınızla ilgili onun verdiği reçetenin dışında bir şey yapmanıza gerek yoktur. Ve bunu insanlığın aklını kullanamamasından dolayı çukura düşmesi olarak tanımlıyor. <laughs> bizde benzer olaylar yaşandığı için belki bizim Hristiyanlık kadar İslam dinine tepki göstermemiz gereken bir akıl karşıtlığı yoktu ki zaten. <laughs> evet. Akıl zaten övülüyordu bizde. Aklı kullanan 11. Yü, hatta 8. yüzyılda 9. yüzyılda entelektüellerimiz evet. var. Akla önem veren, aklı baş tazi yapan. Şimdi buradan katı rasyonalist bir Ali Taşkın çıkmasın. Hı hı. Ama lütfen hep romantizm, romantizm, hep duygu duygu, hep mistik mistik aklı da bir tarafa koymayalım. Çünkü bize akıl yoluyla mükellefiyet verilmiştir. Hı hı. Vatandaş olmanın da en önemli ölçütü akıl sahibi olmamızdır. O yüzden bu aklı ihmal ettiğimizi düşünerek ben hocamın biraz da ironik anlamda karşı çıktım. Hı hı. Yani konu açılsın diye. Yoksa İhsan hocamın söylediklerinin hepsinin altına imza atarım. Diğer taraftan bu iman akıl çatışması Evet hocam. E, aydınlanmanın siyasete etkisi, evet. ekonomiye etkisi, Tanrı'nın egemenliğinden insanın egemen olduğu humanist hı hı. bir Felsefi, insan anlayışına evet. geçiş gibi konular e, Mehmet hocam da hı. değindi. İnsanı insan olmaktan çıkaran bir akıl canlayışı, insanın romantik yönünü unutan, insanın duygu varlığı olduğunu aynı zamanda akıl varlığı kadar duygu varlığı olduğunu da ihmal eden bir aydınlanmadan söz ediyoruz. Hı hı. Zaten aydınlanmanın çıktığı yer olarak biz ne kadar rezerv koysak karşı çıksak da batıyı kabul evet. ettik, ediyoruz. Evet. 18. yüzyıldır dedik. Ama, Hatta 15. yüzyılın ortasından barok dönemi sonra tabii, reform söylüyoruz, sonra kartezyen felsefe evet. diyoruz, değil mi ya? Bir sonuçtan bahsediyoruz aslında biz. Kesinlikle Hocam şimdi birazdan. o modern dönemin kendi içinden çıkardığı evlatlarını yediği de yine sosyoloji kitaplarında yazar. Evet. Mesela Simon nereye gitmiştir Hocama evet. sormak lazım. Rousseau ne olmuştu? Evet. Voltaire Fransa'da aydınlanma, Fransa aydınlanmanın öncüsüdür Voltaire. Evet. Niye İngiltere'ye kaçmıştır mesela? Bu soruların sorulması gerekiyor. Çünkü insan e, otoriteyi eline aldığı zaman kendi yandaşlarını, kendi çocuklarını yemeye başlıyor. <laughs> Napolyon matematikçidir, filozoftur. Bu metafizikçiler yarın da beni devirirler diye birlikte devrimi gerçekleştirdi. İnsanları tek tek hapse attırmıştır. Evet. O nedenle Batı'da akıl 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 denilmiştir. Bakın ben tek taraflı konuşmuyorum. Hı hı. Ondan sonra Ruso isyan etmiştir. Evet. Akıl bu akıl akıl da Nerede Mehmet kaldı? Hocam yine değindi. Bu bilim ve sanattaki ilerlemelerle akılda ilerlemelerle insanlığın mutluluğu arttı mı diye kitap yazmıştır hı hı. ve çok önemli tespitleri vardır. Medeniyet dediğiniz o modernite dediğiniz şey insanı bir makineye Hatta Alemetrinin dediği gibi makine e insana dönüştürmüştür. Evet. Öyle söylüyor. Bu aydınlanma eleştirisini ayrıca yapalım ama Hı -hı. E, böyle günah keçisi gibi tümden çok kötü bir şeymiş gibi karşı çıkmamak gerekiyor. Hı -hı. Çünkü Batının benim çok hoşuma giden bir şeyi var, e, kurtuluş gibi sarıldığı bir Süreci ya da herhangi bir hı hı. şeyi bir bakıyorsunuz yine acımasızca onları eleştiriyorlar. Evet hocam. Benim üzüldüğüm nokta. Bunu konuşalım. Batı eleştirmeye işte, başlayınca biz eleştirmeye başlıyoruz. Evet. evet. Onlar ortaya koydular. Kurtuluş budur dediği zaman biz karşı çıkmalıyız. Eğer yanlışsa doğruysa evet kurtuluş budur demeliyiz. Bizdeki böyle kategorik karşı çıkışlar savunanlar için de geçerli karşı çıkanlar için de geçerli hı. maalesef. Analiz etme yeteneğimiz zayıf. Onu kastettim evet. Ben aslında. Evet, farklı kuşaklar içerisinde aydınlanma da acaba bir dönüşüm ve değişim geçirmiş midir? Bunu da birazdan daha detaylı bir biçimde konuşalım. Değişik ve farklı boyutlarıyla birazdan yeniden stüdyoda olacağız sevgili izleyenler. Üç konuğumuz var. Profesör Doktor Ali Taşkın, Profesör Doktor İhsan Toker ve Doçent Doktor Mehmet Vural hocalarımla aydınlanma konusunu konuşuyoruz. Aslında tarihi boyutunu konuşuyoruz ama bugüne bakan çok yönü de var. Birazdan onu da gün gündemi de içine alacak şekilde tekrar sizlerle paylaşacağız. Az sonra yeniden buradayız. Farklı bakışa devam ediyoruz sevgili izleyenler. Önemli bir konuyu konuşuyoruz. Aydınlanmadan bahsediyoruz. Bu kavramı bu programda da özellikle son haftalarda Batı'yı konuştukça ve anlamaya çalıştıkça sıklıkla dile getirdik. Nedir bu aydınlanma felsefesi dediğimiz şey? Hangi yüzyılları kapsıyor? Oradan modern çağ, hatta postmodernizme değen tarafları nelerdir? Dinle olan ilişkisi üzerinden de bundan sonraki dakikalarda biraz konuşacağız. Ve siz de sorularınızı e-mail ile bize ulaş... Uygulaştırabilirsiniz tekrar hatırlatmış olalım. İhsan Hocamla devam edelim. Hocam evet. e, böyle hızlı geçtik ama bu doğal din anlayışı yani hep bir aklı öne çıkarma mevzuundan söz ediyoruz aydınlanma dediğimiz zaman. Ve e, bir akıl hatta iman e, akıl çatışması din akıl çatışmasından e, söz ettik hocam. Bunu biraz daha açar mısınız? Evet. Aydınlanmanın din anlayışını. Evet teşekkür ederim. Tabi e, tabii aydınlanmanın kökenindeki e, şeyleri, etkileri e, el almakla hı hı. başlarsak belki daha e, yerine oturtabiliriz. Aydınlanmanın önemli bir başlangıç noktasının e, olduğu belirtilen şey de Descartes'tir. Evet. E, Descartes'in düşüncesidir. E, Descartes ne yapmıştır? Aslında kendisinin görüşü de akılcı, rasyonelist görüşün hı hı. E, tabii ki bir zirvelerindendir. E, kendisinin görüşü daha sonraki deneycilik tarafından aşıldığına dair şeyler olsa da hı hı. E, kendisi önemli bir e, adım başlatmış. O adım başlatması hı hı. nedir? insanı yani düşünme şeyi noktasında insanı merkeze almasıdır. Dolayısıyla bireyin ortaya çıkmasını mümkün kılan, aklın da bu şekilde güvenli bir şekilde ortaya çıkmasını mümkün kılan bir felsefi pozisyonu şey yapmasıdır. Bu bakımdan çok önemli görülür. Düşünüyorum o halde varım demek. Evet. Yani çok basit bir şey ifade etmiyor. Aynı zamanda, e, aydınlanmaya götüren daha sonraki adımların da başlangıcı olarak nitelendirilebilecek haklı Hı -hı. olarak bir e, ilk adımı temsil ediyor. E, mesela yine e, <laughs> e, Sir Isaac Newton'u e, önemli bir e, şey olarak evet. görüyoruz yani e, aydınlanmanın hemen başlangıcında. E, Isaac Newton ne yapmış? Yer çekimi Kanunu denen bir şeyi e, bulmuş. Hı -hı. O çekimi kanunu neyi ifade ediyor? Bugün belki bize basit gelebilecek ama işte insanın doğayı anlayabileceği noktasındaki evet. önemli bir kırılma noktasını teşkil ediyor. Daha önce doğa gizlerle, sırlarla, hı hı. mistik şeylerle Newton'dan çerçeveli önce. bir evet. durum, tabiat. Ama Newton'la birlikte bu özgüvende meydana gelmiş oluyor. Bu aşılmış oluyor. Dolayısıyla artık insanın doğayı anlayabileceği gibi doğaya da hükmedebileceği, onu kendi amaçları uğrunda kullanabileceği yönde. Az önce hocama sorduğum soru buydu hocam. Yani farklı bir tabiat. Tabiat anlayışı evet. yine onun da hani kendi kendine hem işleyen bir hı hı. tarafı var. Hı hı. Mekanik. Evet, mekanik bir biçimde. Evet. Ee, bir taraftan da Hristiyan düşüncesindeki evren, o kainat tasavvurunu da aslında e, diğeri değil, mi? değil evet. mi? Evet, yerle bir ediyor. Onu Yıkanlı söylemek evet. fazla evet. mı cüretkar olur dedim ama hocam evet. söyledi mi? Evet. evet hocam, evet. Evet evet. Dolayısıyla böyle bir ortamda bunların birçok şey var, ayrıntısı var. Hı -hı. Böyle bir ortamda yeni bir insan aydınlanma denince aynı zamanda bir yeni insan tabii. Bir toplumdan bahsetmek Hı -hı. durumda. Bir birey bu, modeli. E, Tabi. E, bu yeni insanda. Yeni bir tarih alanı, tarih e, varlık alanı e, oluşturuyor, inşa ediyor ve artık bu alanda da e, Tanrı tasavvuru da değişmeyle karşı karşıya. Evet. Saatçi Tanrı şeyleri belki buna dayanıyor. Yani Hı. bunun için söyledim, burada geriden aldım. Doğal din anlayışının arkasındaki gene e, tutarlık e, şey bakımından söylüyorum hı hı. çünkü e, Katolik şeydeki neredeyse m, söylemek ne kadar uygun bilmiyorum ama irrasyonel saçma bir Tanrı hı hı. anlayışının hı hı. yani testis doktrinini hala belki şeydir e, yani aklı ak akılla izah edilebilecek bir hadise hı hı. değil e, böyle bir Tanrı anlayışından artık daha mekanik bir düzen fizik e, şey insanın fizik adımlarla birlikte özgüveniyle birlikte e, farklı bir Tanrı anlayışına doğru bir şey var dolayısıyla e, evrenin e, tanrı'nın determinasyonundan e, uzak düşünülmesi Hı -hı. imkanları ortaya çıkıyor. Daha önce her e, şey, atılan her adım Tanrı'yla bağlantılı. Ama evet. fiziğin kendi yasalarının olduğu keşfi, doğanın kendi yasalarının olduğu keşfi, nedensellik e, durumunun e, ön plana alınması, Hı -hı. sebeplik yasalarının Hı -hı. oluşturulması, bunların hepsi işte tanrısal düşünme ya da işte ortaçağ düşüncesi dedikleri e, Tanrı tasavvurunun tamamen Dönüşüp yeni bir tanrı e, anlayışının gündeme gelmesini hı hı. ortaya çıkartıyor. Artık bu tanrı etkin bir varlık değil. Evet. İnsan tarafından etkin hale getirilebilecek bir hı hı. varlık. Bu tanrı insanın her adımına karışacak bir varlık değil. İnsanın hayatının her e, kısmına karışacak bir varlık değil. Önce yaratıp ondan sonra geriye çekilip hı hı. o yasalarıyla evrenin oluşumu noktasında etkin olmayan hale gelecek bir varlık. Hı hı. E, i̇şte e, bir takım şeyler bunların öncülüğünü yapıyor. John Toland bu konuda çok önemli isimlerden bir tanesi. Ee, ve tabii ki bu Hristiyan Tanrı anlayışına karşı bir e, telakkidir. yani evet. da şey yapmak lazım. Az önce mi? konuştuk yani. İncil'in ve şeyin yani evet. kilisenin oradaki otoritesine. Muhalif bir evet. şey, anlayışın doğmuş olması. Enteresandır. Mesela işte sekülerleşme ile ilgili terimlerden bir tanesi de Hristiyanizasyondur. Evet. Yani Hristiyanlıktan uzaklaşma. Hı -hı. John Toland'ın e, kullanımıyla bu şey yapıyor. Yani burada aynı zamanda Hıristiyanlığa karşı bir şey var. Hristiyan algısına, Hristiyan Hı kavramlaşmasına karşı Hı -hı. bir eleştirel düşünce durumu var. Bu daha ilerletiliyor işte. Fransa'daki e, anlayışlara falan baktığımızda ki e, bunlar daha ateizme de götürebiliyor. Fransa aydınlanmasının önemli bir karakterisi Madde, materyal şeyler Altyazı <laughs> Taşınmasıdır ama enteresandır. Ee, bir takım aydınlanma düşünülen İslam konusunda da farklı düşündükleri, farklı şeyler paylaştıkları belki Tanrı şeyi konusunda olmasa da Voltaire'in evet. e, biliyoruz ki Türkler konusunda, Kur'an konusunda o mevcut önyargılarla mücadele evet. mücadelenen sözleri var bir takım e, durumlar var. Yani bu e, şey etrafında artık evreni idare eden insanın her şeyinde Tanrı merkezli bir kozmogonik Tanrı merkezli bir e, kozmos evren anlayışından artık insan merkezli bir kozmos evren anlayışı. Bu ne ne anlama gelecek? İnsanın kendine güvenmesi. Kant'taki o şeye kadar bir sale midir artık makaledir evet. diye Makale, hı. makale hı. şeyine götürecek kadar bir çizgide devam ilerleme ediyor. ilerlemeye evet. devam ediyor. Bu kendi içerisinde çelişkilere sahip değil mi? Hı hı. Var. Ama o günkü ortamda baktığımız zaman vahin insan e, şeyi üzerinde Hristiyan vahyin daha doğrusu hı hı. demek lazım Avrupa merkezi evet. olduğuna göre Hristiyan vahyin, vahyin insanın e, attığı adımlar konusunda bu kadar engelleyici bir pozisyona düşmesi neticesinde o günkü düşünülen her birinin kendi çapında e, bir şey var e, Çare, çözüm hı hı üretme hı çabalar hı. var. Bunlar birike birike deiz hareketler meydana getiriyorlar. Hı hı. E, o deiz hareketler de işin enteresan tarafı 1700'lerden bu yana mesela Lady Montagu'dan evet. atfen e, şey yapılıyor. Osmanlı topraklarında da şey temsilciler buluyor bunlar yani. Hı hı. E, ama şöyle gene bir defa daha yani bunlar düşünür değil, Osmanlı düşünür değil. ...Lady Montagu mektuplarında şunu dile getiriyor. Yani bugünkü bir takım okumuş kesim arasında veyahut da hatırı sayılır bürokratik kesimler arasında deist olanlar var. Bunlar saklıyorlar, gizliyorlar ama hı hı şey konularda e, kendi kendilerine baş başa kaldığı konularda deist hareketleri meydana getiriyorlar. Bu ilginçtir. Cumhuriyet e, Türkiye'sine doğru gittiğimiz zamanda da e, etmenini, karşılığı var. Karşılıklarını e, görebiliyoruz bunun yani. Bu deist varlık anlayışının, saatçi tanrı anlayışını tabiri caizse veyahut da her şeye affedersiniz burnunu sokmayan bir tanrı anlayışının e, şeyle toplumsal sistemle, kültürle o yönetici sınıfın şeyi etisi önderliğinde etkinlik kazandığını görüyoruz yani. Evet. Birazdan nasıl bir siyasal proje öneriyordu, onu konuşalım demiştik çünkü aslında savunduğu siyasal model o ülkelere göre de farklılaşıyor. Mesela İngiltere'de bu monarşidir, işte Fransa'da daha farklı bir şeyden mi bahsediyoruz? Ama Ali hocam size dönmeden önce Mehmet hocamın bu din akıl evet. çatışması üzerine söyleyeceklerini merak evet. ediyorum. Evet. Az önce işte konuş olduğu Newtonla başlandı. Evet, hı hı. Newton önemli bir isim çünkü onun yazdığı o kitapta Pensibeka'da diyor ki evren diyor matematiğe de yazılmış bir kitaptır. Okumasını bilenlere akıllı ve bilimle biz bu kitabı okuyabiliriz. Yani yarın ne olacağını bugünden bilebilirim ben diyor. Evet. İşte ay tutulmasını güneş tutulmasını aslında bu bir devrimdir yani. İşte Saatçi tanrı anlayışı ortaya çıkıyor. Baktığımız zaman aslında Newton dindar bir insan evet. ama ortaya koymuş olduğu bu anlayış istesine deizme kayıyor. Deizme ortaya çıkmasını sağlıyor. Yine e, biraz hızlı geçtik ama John Luke, John Luke hı hı. ilk defa diyor ki insanın zihni bomba boş bir levhadır, tabularasadır yani bu da önemli çünkü Tanrı bir şey koymuyor, her şeyi ben deneyimle gözlemle bunu oluşturuyorum yani bu aslında aydınlanmanın bu şeyleri, adımları Locke ve Newton'un dikkate almak gerekiyor. Şöyle bir e, görüş var. E, belki birçoğumuz bunun filmi de çekildi, kitabı da var. Hay bin Yeksan. Hı hı. İbn-i Tüfe'nin evet. çok ünlü bir eseri bu. Evet. E, Endülüs'lü bir bilgenimiz. Hı hı. Aslında çok eseri var ama hepsi kaybolmuş. Tek bir eseri var. O da İbni, şey, Hay bin Yeksan. Evet. Bununla ünlü olan birisi. Bu eseri yeni çağda Spinoza. Çok ünlü bir düşünürümüz. Hı hı. E, Batı diline Hollandaca'ya çeviriyor. Sonra işte baba oğul Pococca'lar e var. Onlar çeviriyor ve e, aydınlama döneminde bu kitap besteler oluyor. Yani hı hı. çok okunan bir kitap haline geliyor. Peki bunun teması neydi? Teması şu. <laughs> ya, adada tek başına kalan bir insanın, bir çocuğun e, ortaya çıkması. Aslında her paragrafında bir akım, bir düşünce var. Hı hı. Mesela o adaya çocuk nasıl geldi? Yani bir e, anne babası mı gönderdi yoksa topraktan nefsini var buldu? Yani ilk defa evrim fikrini ortaya koymaya çalışıyor İbn-i e, Bizim için önemli olan biraz daha onun tabii Din anlayışı. Tabi din anlayışı tek başına insanın orada aklıyla tanrıyı bulması, evet, ona din. kulluk vazifesi yapması ve sonra adıya gelen Salaman ve Absal ile beraber tartışınca e, peygamberin ve kitabın ortaya konmuş olduğu görüşlerle aklın... E, çelişmediğini, aynı sonuca vardığı sonucuna oluşması Yani kitabın özü bu. bunu e, aydınlama düşünlerinde çok ekleniyor. Hem halk hem de filozoflarımızın çok fazla ekleniyor ve bu tarzda epeyce eserler yazılıyor. İşte hmm. en bilineni e, Robinson Crusoe. Yani evet. Bu tarz yazılan bir kitabımız. Bunun ne önemi var? Burada deizme kayıyor. Aslında İbni Tüfe'nin öyle bir niyeti yok. Yani deizmi yayma diye bir derdi yok ama baktığımız zaman e, Batı dünyasında e, İbni Rüşt ile İbni Tüfe'il çok büyük bir oranda aydınlanmaya evet. etkiliyor. Birisi evet. akıl yönünden, bir tanesi de bu deizm yönünden. Tabii ki tabi insan, e, tabi insan, tabi din, Tabii ahlak anlayışı aydınlamanın çok çok önemli ilkeleri ve hala şu anda da etkisi süren bir ilke. Baktığımız zaman Batı dünyasında gençler deist olmayı bir övünç kaynağı sayıyor. Evet. Ben deistim diyor. Benim için bu şey yani tanrı var başka bir şey yok. Yani ülkemizde de aslında bunun şeyleri var. Yani uzantılar söz konusu. Hı. Dolayısıyla e, Batı'nın bu tabi din anlayışı Hı. ya da Kant'la beraber başlayan e, tabi ahlak anlayışı diyor ki ben diyor e, vicdanıma dinlerim evet. diyor. Yani o maksimler bana yeter. Hatta diyor eğer bunun sonucunda Tanrı bana ödül verirse bunu ben umut evet. ederim diyor. Yani umut felsefesi yapıyor Kant. Bir bakıma e, uzantılarının çok güçlü olduğunu, bu tabi, Russo ile başlayan tabi insan, doğayla iç olan bir insan anlayışlarının çok güçlü olduğunu görüyoruz. Bunun da köklerinde e, yani İslam bilgilerin fikirleri var, etkileri var. İbn-i Rüşd, İbn-i gibi biraz daha belki munkase yaparsak... E, Doğu İslam dünyasındaki kinley Farabi, İbn evet. Sina'nın eserlerinin Batı'daki hem Rönesans'ın hem de bu aydınlanmanın etki ettiklerini biliyoruz. Bunu söyle çok hapsa şöyle söyleyebiliriz. Evet. Hocam sizin buraya ilaveleriniz var mı yoksa biraz bu politik e, siyasa, e, siyasal modelden mi bahsedelim? Şimdi e, İhsan hocamın bu saatçi tanrı anlayışı evet, ve mekanik tanrı anlayışı e, tartışmasını biraz evet. açmak istiyorum. Buyurun. Şimdi e, aydınlanma dönemini ben e, cümlelerimin ilk cümlelerimi kurarken ideolojik bir karşı çıkışı <laughs> ifade eden bir dönemdir dedim. Evet. Modern dönemi bundan biraz ayırt etmek gerekiyor. <laughs> Her ikisi de aynı yüzyıl içerisinde olmuştur ama mesela Descartes bir aydınlanma filozofu olarak ön plana çıkmaz. Descartes bir doğa bilimci, <laughs> bir doğal felsefeci. Evet, modern felsefenin <laughs> önemli isimlerinden birisidir. Ama Aydınlanma filozoflarını sayın dediğiniz zaman Descartes'i saymak kimsenin evet. aklına gelmez. Çünkü Descartes daha teknik bir filozof. Bu büyük saat yapımcısı Tanrı anlayışı dönemin materyalizmine, mekanik anlayışına bir karşı çıkıştır aynı zamanda. Hani bunu e, diyelim ki bir Müslüman ya da dindar bir Hristiyan açısından değerlendirdiğiniz zaman... ...deizmle ateizmin çok bir farkı yoktur. Tanrı'yı sadece evrene ilk hareketi veren... ...ondan sonra emekliye ayrılan bir varlık olarak görmek hiçbir dinde... ...özellikle bu tek tanrılı dinlerde tanrı olarak kabul edilmez. Yani bu tanrı anlayışı değildir. Fakat şimdi Daipniz gibi, Spinoza gibi evreni teleolojik dediğimiz... ...böyle erekselli, gayelilik sıfatını vererek bir yaratıcı tarafından meydana getirilmiştir. Biz onun içerisindeki ayrıntıları öğrenmeye çalışan varlıklarız fizikle, matematikle, herhangi bir bilimle, astronomiyle bunların gizemlerini, sırlarını çözmeye çalışıyoruz. Biz var olan bilgiyi öğrenmeye çalışıyoruz. Francis Bacon'ın bilgi güçtür dediği Hı. derken kastettiği de budur. Bunların hiçbirisinin tanrıyla sorunu yok. Bir kısmı klasik bir Hristiyandır. Hı. Ama karşı tarafta asla bir hareket ettirici yoktur. Evrende mekanik bir düzen vardır. Kurulmuş bir saattir. Kim kurmuştur diye sorduğunuz zaman böyle bir soruyu absürt bulurlar. İşte Mehmet hocamın dediği gibi metafizik soru olarak bulurlar hı hı. ve bu soruya cevap vermezler. Bugün fizikçilere sorun. Bu benzer programlardan izliyorum evet, ben. Hocam. Fizikçiler diyor ki bana Big Bang'den öncesini sormayın. Hı hı. Çünkü orası felsefenin ve teolojinin işidir diyor. Neden Big Bang'i ıı, önce... şey başlangıç evet. olarak kabul ediyor? Ondan sonra fiziğin bütün kuralları... Teoriktir zaten bildiğiniz hı hı. gibi matematikte, evet. fizikte teoriktir. Ona göre kurulmuştur, ona göre işlemektedir. Peki bin yıl sonra veya ya da 500 bin yıl sonra aynı sonuçları mı verecektir? Sorusuna hiçbir fizikçi evet diyemez. Hı hı. E, şimdi Newton, Einstein gibi filozoflar burada hı hı. devreye giriyorlar. Einstein'ın relativite evet. kuramıyla ile e, Newton'un e, gravitasyon yasası Tamam ikisi de bilimin bir aşamasıdır. İkisi de şu anda geçerliliğini korumaktadır ama... ...her aşamada, her zaman ve koşulda Newton'un gravitasyon yasası geçerli olamaz. Evet. Gibi, Hocam, bununla evet gibi, biz bununla neyi görmüş oluyoruz? Şunu görmüş oluyoruz. Bir, büyük saat yapımcısı olarak Tanrı'yı görenler... ...bir Tanrı fikrinin, evrenin bir yaratıcısı olduğu fikrinin... iddiasında olduklarını gösteriyorlar. Hı. Burada ben yani kişisel olarak deizmden çok evrende teleolojik yani gayeli bir başlangıç ve son olduğu düşüncesinin arka planda olduğu düşüncesi var diye yorumluyorum ben. Evet. Orada aydınlanmanın öne çıkardığı materyalist, mekanik bir evren anlayışı vardır. Kendiliğinden hareket etmektedir. Bir doğa yasasıdır diye adlandırılır bu. Amacı da yok galiba. Telesu da yok yani bu şeyin. Tabii amacı yok. Evet. Ee, evet. Hiçbir amaç yok. Zaten insanların geldiği nokta budur. Amerikan pragmatizmi dediğiniz hı hı. budur. Bugünkü insanların kendi aralarındaki belirlenimlerindeki ölçütlerde yarar ilkesinin olması bunun bir sonucudur zaten. Demin aydınlanma başarıya ulaştırmış evet. ulaşmıştı derken bunu da kastettim. Değer yoksunu bir toplum oluşmuştur dünyada. Bizde de başka yerlerde de. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, buyurun tabii. Yani bu e, söylenenlere belki de şey yapacak şekilde yani deizm'in e, veyahut da işte bu yaradancı anlayışın e, telakki ettiği bu tanrı, <laughs> yeni tanrı anlayışının e, vahiy ve akıl şey noktasında çok ilişkisi var. Yani <laughs> vahiye yabancılaşmış evet. bir akıl e, Evet yanılmıyorsan evet. e, durumu söz konusu yani bu belki şeyle meşrulaşılabilir yani Hristiyan e, ortamındaki bir vahiy olduğu için mesela Thomas Paine'in çok hı hı. ironik alaycı ifadelerini evet. görürüz yani evet. Akıl Çağı e, kitabında yani e, baştan sona baktığınızda işte gerek kitap mukaddes metinleri, İncil'deki şeyler, sözler, evet. gerekse Kur'an-ı Kerim'deki şeyler bunların hepsinin dış Ben evreni bilebilirim bunların hiçbirine, bu saçmalıkların tırnak evet. içerisinde, evet. hiçbirine ihtiyaç yoktur dediğini görüyoruz. Yani bu bakımdan deizm yani başlangıçta felsefi şeyler istinad etmekle birlikte hı hı. sosyal kültürel sonuçlara olan bir şeydi. Mesela Osmanlı şeyine geçtiğimizde Şinasi örneğini verebilirim hı hı. Ben size. Şinasi, e, aydınlanma düşüncesinin e, tesiri noktasında bize bir örnek teşkil ediyor. Evet. Yani e, edebiyatımızda herhalde Şinasi kadar Fransız akılcılığına temas eden kimsenin olmadığını söyleyen şeyler var. Hı hı. Yapılan test çalışmaları var. Hı hı. E, çok e, angacı olduğunu belirtiyor. Bunun da sebepler arasında... Fransa'da yaşamış olması, hı hı. Auguste Kont'un pozitivizminden etkilenmiş hı hı. olmasını falan onun bu şekilde gel görüşler gelişilmesinde evet. etkili olduğu belirtiliyor ki yani Şinasi sadece tek değil biraz Münif bir Paşa mi? var. Evet. Ondan sonra Namık Kemal, evet. var, Ali Suavi var. Çok hı. önemli var. Birçoğunu katabiliriz yani evet, ama evet. mesela Şinasi, Şinasi mesela ilk. bir evet, evet. E, ilk isim evet, ve önemli de. bir örnek e, şey yapıyor. Mesela e, paylaşmak e, gerekirse mesela medeniyetçilik adı altında hı hı. bu materyalist ve pozitivist görüşlerin e, bu şekilde sizin dediğiniz de evet. isimlerle birlikte hı. Cumhuriyete varan süreç içerisinde önemli taşıyıcılar şeyler, taşıyıcılar evet. olduğunu görüyoruz ki cumhuriyetin ilk dönem e, aydınlarını mı diyelim artık yani e, ileri gelen kişilerinin sadece aydınlar değil bürokratların da diyebiliriz hı hı, buna. Ya. Hem Fransa'dan besleniyorlar hem evet. de Türkiye'deki hafızadan Osmanlı Türkiye'sindeki hafızadan besleniyorlar. Bunlar üzerindeki etkisi var. Mesela Şinasi ne diyor? Onu söyleyeyim Buyurun. müsaadenizle. Mesela diyormuş ki kitapsız görülür suni saniye ezeli tutar hayatına şahit vücuda hakkı darir. Beytini ifade ediyor. Ile, evet hocam, Hakkın varlığına onun eser olan bu alemin şahit olduğunu belirtiyor. Yani <laughs> Tanrının varlığına, Allah'ın varlığına zaten bu alemin, varlığı, evrenin varlığı şahit olarak yeter. Ve Allah'ın nakil yoluyla değil, Hı -hı. aynen öyle, Hı -hı. Ee, akıl yoluyla bilinmesi noktasında eee Voltaire'den tabii mülhem olarak gelişen bir Hı -hı. şey var. Hı -hı. Ee, mesela işte Böylelikle Avrupa'daki o gelişmiş akli ve ilmi dincilik dediğimiz ya da akli ve ilmi din doğal din mi diyelim artık buna şeyin. Doğal din. Burada da evet. E tesirinin etkisinin Osmanlı topraklarında çok şeyler üdeba tarafından evet. bürokratlar tarafından bu şekilde mücessem halde görüldüğünü evet. söyleyebiliriz. Yani bu bakın Batıyı konuşurken evet. aristokratlar mı burjuva mı Hı. hani Hı. bunun taşıyıcısı kimler oldu hangi inançtan hangi evet. toplumsal sınıftan geldiler gibi çok arada kısa bir Hı. soru da geçmişti. Ona da belki nispeten cevap vermiş olabiliriz. Evet. Buyurun. Yani buradaki gerilim şu. Felsefi anlamda tikelci bir şey yaptığımız zaman kesinlikle üstatlara diyecek bir şeyimiz yok Onların onlar yani. şeyler var ama iş kültürel sonuçlara gelince tarihsel bağlamlara gelince ister istemez bizim sosyolojik analizler şey yapıyor ister hı hı. istemez yani buradaki maksat yer, şey, yer yerlerin dibine yerin dibine geçirmek değil hı hı. ya da göklere çıkartmak olmamalı hı hı. ne olduğu konusunda ee, biraz daha bilinçli davranmak. Aydınlanma Bu programın amacının olduğu evet. düşünerek ben buraya geldim yani. Evet. Ee, dolayısıyla nedir, nedir ne değildir? Ee, bu konuda netleşebiliyorsak veyahut da müzakere evet. edebiliyorsak e, beklenen budur yani bu bakımdan. Evet. Diyorum. Ali Hocam size döneceğim. İlaveleriniz varsa onları dinleyelim ama şu siyasal modelden biraz evet. bahsedelim. Aydınlanmanın savunduğu siyasal modelden. Hocam çok önemli bir şey söyledi. Toplumsal e, karşılıkları var bunların dedi. Yani bir Fransız aydınlanmasının mesela politik hedefleriyle işte İngiltere bahsettik? Burada belli karışımlar var. Belki bir demokrasi diyoruz bir taraftan aristokrasi var. Şey olmuş mudur yani bu politik hedefler arasına girmiş mi aydınlanmanın bu fikirleri? Mutlaka şimdi baştan da belirttiğimiz gibi aydınlanma çok yönlü etkisi olan bir hareket. Hı hı. Modernleşme de öyle. Kilisenin tek otorite olarak tanınması özellikle işte 6. yüzyıldan sonra hı hı. Karşısında alternatifler üretmeyi gerekli kılıyordu. E, filozoflardaki böyle e, ortaklaşa aynı görüşe sahip olmamak, bir konsensüs olmaması ülkelerde de bir farklılığı ortaya koyuyor. Hı hı. Mesela Fransa ile İngiltere arasında fark vardır. Evet. Fransa'da daha tutucu bir yönetim varken İngiltere daha liberal bir toplumdur. Orada liberalizmin üst düzeyde olması nedeniyle Thomas Hobbes dayatmacı hı hı. bir devlet anlayışını savunur. Örnek evet. vermek gerekirse Voltaire, Aydınlanması onlardan tabii, daha farklı tabii, bir, daha Tabii tabii, ayrı olur, bir başlık açabiliriz. Evet. Şimdi Voltaire Fransa'da bakın Fransa Devrimi hı hı. 1789 hı hı. dünyayı etkileyen, Avrupa'yı daha çok etkileyen bir hareket olmasına evet. rağmen Voltaire daha liberal olan İngiltere'ye gidiyor. Marx'ın mezarı İngiltere'de mesela baktığınız zaman. Cumhuriyetçilik dediğiniz zaman Hollanda akla geliyor. Hı hı. Buralarda işte Hugo Grotius'la başlayan bir liberal hareketlenme var. Hobson ee, Hobbes'un ona karşı İngiltere'deki başı bozukluğu devletin liberalleşmesinden dolayı çivisinin çıkması deyim yerindeyse onu daha otoriter bir devlet anlayışına itiyor. Machiavelli mesela bakıyorsunuz İtalya'da ee, İtalya'nın içerisinde sayamayacağınız kadar çok devlet var. Evet. Ee, İspanyollar bir taraftan işte sınır komşuları, başka sınır komşuları bir taraftan İtalya'yı baskı altında tutuyorlar. Diyor ki hükümdar ne derse o olsun. Evet. Daha güçlü bir iktidar olsun. Dikkat ederseniz hep sebep sonuç ilişkisi açısından güçlü olmak başkasına hükmetme anlayışı var. Bu insan doğasıyla ilgili bir durum. Karşı çıkışlar, isyan edişler insan doğasıyla ilgili bir durum. Çok baskı altına aldığınız zaman liberalizm ortaya çıkıyor. Hı hı. Ee, liberalizm olduğu zaman despotluk onun içinden çıkıyor. Çünkü bu sefer ölçü kaçırılıyor. Kimin ne dediği belli olmuyor. O nedenle Avrupa'da tabii ki Locke'un öncülük ettiği bir liberal hareketten işte güçler ayrılığı dediğimiz şu anda herkesin sahiplendiği, dört elle sarıldığı şey işte yasama, yürütme, Yardım. yargı dediğimiz evet. üç erkin birbirinden ayırt edilmesinin ilk. ...çekirdeklerini orada görüyoruz. Ee, İhsan Hocam'ın... E, ...söylediğini önemsiyorum. Şimdi ne getirdi, ne götürdü... ...sorusunu sorduğumuz zaman... ...insanlığın bulunduğu nokta itibariyle... ...aydınlanmanın ve modern dönemin... ...bize çok büyük katkıları olmuştur. Yani kendi ülkemiz açısından düşündüğümüz zaman... ...insanlık açısından düşündüğümüz zaman... ...çok güzel yönleri olmuştur. Ama burada ölçü kaçırıldığında... ...insanların mutsuzluğu da ortaya çıkıyor. Mesela e, akıl... Araca dönüştüğü zaman, hatta amaca dönüştüğü zaman evet. romantizm çıkıyor. Bu sefer de bakıyorsunuz insanlar Nedim gibi, Baki gibi şiir söylemeye başlıyorlar. Herkes romantik olmaya başlıyor. Hı hı. Biz çok romantik bir toplum olduğumuz için aklı böyle uygarlık peşinde koşmayı genelde ikinci plan atmışız. Biz Batı eleştirisini de çoğu zaman haksız yere yapıyoruz. Hı hı. Ben e, Batı uygarlığını çok samimi bulmadığımı itiraf etmeliyim. Hı hı. Bu konuda benim de rezervlerim var, eleştirilerim var ama çok fazla haksızlık yapılmasını düşünmüyorum. Mesela stüdyoda bulunuyoruz, bir sürü hı hı. teknolojiyi kullanıyoruz. Hı hı. Bize hep Batı'yı bizim hizmetçilerimizmiş gibi bize sunsunlar. Ondan sonra biz kullanalım ve oturduğumuz yerden eleştirelim. Bir günde bizi döverler. Hı. Yani o nedenle biz üretmeliyiz, hı hı. E, aklımızı kullanmalıyız ama asla ruhumuzu ihmal etmeden. Hı hı. Bu dengesizlik Batı'da ortaya çıktığı için kendileri hesap soranlarını da içinden çıkarıyorlar. Bizim belki bundan sonra işte bu programı da gerçekten çok önemsiyorum ben. Size de programdan önce söyledim. Düşünce yönümüzü ihmal etmeden ve çalışarak çalışkanlığımızı akademimizde, tekniğimizde, iş iş yerlerimizde göstererek dünya ile ancak yarışabiliriz. Avrupa bir süreç yaşamış. Benim İskoç Aydınlanması'nın içerisinde de var. Başka bir eserim var, orada da var. Eğer mazur görürseniz bir şey anlatmak istiyorum. Evet. Orada 1700'lü yıllarda hı hı. daha aydınlan 1500'lü yıllarda pardon yanlış olmasın tarihsel hı. olarak. insanlar tuvaletle tanışmadığı için ben eskiden bunu hocalarımız anlatırlardı biraz hamasi bir edebiyat, evet. Batı'yı haksız yere eleştirme diye yorumlardım zaman zaman. Bizzat Batılıların bir askerin anılarından okuduğu için hı hı. Gözümle gördüm. İnsanlar tuvalet kullanmadıkları için sabah erken saatlerinde kullandıkları affedersiniz pislikleri balkonlardan dışarıya atıyorlar. Hı hı. Ee, buradan sabah o saatte gelenler şanssızdı falan diye bir ifade vardı. Hı hı. Şimdi böyle eleştiriyorlar. Tabii tabii. Tabii ki İskoçya'da bu. Evet, İskoçya'da. Edinburgh'da oluyor. Hı hı. Edinburgh'da oluyor. Evet. Bu tip bir süreç yaşayan Batı toplumunun geldiği nokta belli. Yine biz tırnak içerisinde eleştirilerimizi yapalım. İnsan hakları evrensel bildirgesinin sözde kaldığından söz edelim. Batılıların ötekileştirmeye karşı çıkan, işte Levinas'ın eserlerinde bayraklaşan bu ötekileştirmenin günümüzde 21. yüzyılda en üst düzeyde yapıldığını hı hı. unutmayalım. Hı hı. Ama bu bir hınca dönüşerek değil. İnsan hakları öyle olmaz böyle olur diyerek hı hı. Yönetim öyle olmaz, böyle olur diyerek daha iyisine ulaşma adına çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli tabii bunlar. Evet. Kendimize de dönüp bakmak için aslında büyük bir fırsat da tanımış oluyor bu konular bize. Mehmet Hocam sizin evet. ilave edecekleriniz var mı hocamın ee, söyleyecekleriniz? Güzel şeyler konuşuldu. Şunu söylemek istiyorum. Ben aslında aydınlanma metafiziği yıkarken bilim ve akıl direkt metafizi yıkarken kendisi bir metafizik ve peygamberler üretti. Evet. Mesela nedir? İşte Karl Marx'tır. Yani Marksizm, sosyalizm, evrimcilik yani e, Darwin'le başlayan ya da ilerlemecilik e, bu anlayış ya da Freud. İşte bunlar bizim sahte peygamberlerimiz oldu. Bir bakıma onların boşluğunu, metafiziğin o boşluğunu akılla bilimle doldurmayı başarmaya çalıştı ama bunu da çok başarılı olduğunu ben düşünmüyorum. E, bilgi bilgi çok önemli. İnsanı mükemmelleştiren bir araçtır. Hı hı. Ama bilginin de tarihsel olduğunu değişken olduğunu unutmamak lazım. Yani hani Nil Bohr'un çok ünlü bir sözü vardır. İşte bugünün doğruları, yarının yanlışlarıdır. Evet. Yani bunu da dikkate almak lazım. Bilim kutsal bir inek değildir. Yani bilim mutlaka böyle aklı ve bilimi yerli yerinde kullanmak gerekiyor hı hı. diye düşünüyorum. Burada şey var ama biraz Bacon geçti çok fazla evet. bilgi güçtür anlayışı hı hı. bu iyi bir şey mi olmuştur... yani bilginin güç olarak yani bilgi insanı güçlü kalar daha önce nasıl derseniz ...Sokrates'le ile beraber ya da İslam dünyasındaki bilgi anlayışı biraz daha doğayla barışık erdem anlayışı vardı yani bilgi erdem de hikmet, bilgelik evet, o vardı evet. Batı dünyası bu bilgi gücü çok kötü kullandı yani şu anda da olduğu gibi işte şeyi yereli işte biraz daha evrenselci bir bakışla küreselleşme öne çıkararak yereli yok eden işte e bazı küçük toplumları böyle kendisi gibi yapmaya çalışan Jacobin'ce totaliter bir bilim anlayışı, bilgi anlayışına geçti. Bu biraz daha handikap yani Batı'nın ya da Amerika'nın ve Avrupa'nın bir handikabı. bu biraz bakışların değişmesi gerekiyor Peki yani. Sizce buna karşı eğer böyle bir realitemiz varsa bir savunma sistemimiz neden yok ya da olamaz mı? Yani bilgiyi erdem gibi düşünmek. Evet mi? Bilgi. yani bunu yani, e, hani bizde aynı şekilde mi e, bunu sosyal aslında, hayata yansıtıyoruz? E, aslında hocalarım söyledi ama bunun kendi işlerinde de şeyi var. Yani erişleri var. Yani yaptığımız hı hı. şey yanlıştır, yanlış yolda gidiyoruz diyen çok böyle önemli şeylerimiz var. Batı dünyasında, Amerika'da, Avrupa'da diyenler söz konusu. Hı hı. Ama bu yanlıştan bir şekilde dönmesi gerekiyor yani Batı hı hı. dünyasının. Yani yoksa tehlikeli bir gidiş var. Yani insanlık yine felakette olabilir. Mutsuz çünkü şu insanlık şu anda. Peki e, hocam bu toplum evet, e, kusura bakmayın nasıl bir toplumsal proje üretmişti dedik izleyicilerimizin de soruları var özellikle Ali hocam ötekileştirmeden bahsetti e, izleyicilerimiz şunu merak ediyorlar e, aydınlanma e, felsefesini e, taşıyıcıları demiştik hocam. Bunlar diğerleri de nasıl bakıyor diyor Müslüman dünyaya bakışları Hı. nasıldı? Birkaç izleyicimiz bunu sormuşlar. Evet, ben, çok güzel bir soru. Evet, ee, bazen sizin sorularınız, bazen hocalarımızın konuşmaları Hı. beni açıyor. Ee, Batırların ben eee uygarlığın evrensel olduğuna bütün samimiyetiyle inanan bir Hı. insanım. Bu kesinlikle bu konuda en ufak bir iki e, ikiyüzlülük yapmıyorum. Ancak Gerçekten. uygulamaya baktığımız zaman Batı toplumunun hiç değişmediğini görüyoruz. Hı hı. Çünkü Ne anlamda? Şu anlamda. Mesela Batı'da yarar ilkesi, hı hı. haz ilkesi hı hı. felsefesinin ve medeniyetinin temelindedir. Evet. Bu nereden kaynaklanıyor? Bu eksiklik nerede e, eksikliğe neden olan şey nedir? Ben çok çözmüş değilim. Çünkü yani antı, pragmatist ve tabii, o evet, söylüyorsunuz, hedonist. De, tabii anlamda kesinlikle. Evet, hedonist ve pragmatist. çıkar manasında. Kesinlikle ve kişisel çıkardır bu. Evet. Keşke toplumsal çıkar olsa. Hı -hı. Batırların, Waterloo Savaşı dahil, Hı -hı. daha düne kadar birbirini yediğini en evet. yakın tarihi evet. bilenler bilir. Amerika'da İtalyanlar vardır. Yani. Tabi, Amerika'da İtalyanlar vardır, Fransızlar vardır, İngilizler vardır. Hı -hı. Orada da onlar bir melting pot falan diyorlar da ben ona Hı. da inanmıyorum. Çıkar çatışması orada da vardır. Kant'ın Hume'un ırkçılıklarını biz felsefe tarihinin kitaplarında ayrıntılarda görürüz. Hı hı. Bunlar siyahları insan olarak bile görmezler. Evet. İşte yine tırnak içerisinde biraz dini terminoloji olacak ama human tövbe ettiğine dair bir dipnot var. Ben gördüm. Hı hı. Ama bunlar başkalarını, işte ötekileştirdikleri kişileri kendilerinin hep kölesi olarak görmeye hı hı. devam ediyorlar. Hı hı. Hala devam ediyorlar. Hı hı. Bugün o kadar enformatik bir toplumda yaşıyoruz ki bizim sokakta gördüğümüz insanlarımız sıradan değil artık. Bilgi çağında yaşıyoruz. Amerika'nın işte e, Suriye'de ne yaptığını, Türkiye'de ne yapmaya çalıştığını çok yakın geçmişimizde görüyoruz. Hani biz akademisyeniz çok gündelik siyasete girmek istemiyorum ama... ...madem Batılılar bize nasıl bakıyor diye soru soruyorsanız... ...Batılı bizim profesörümüzü, akademisyenimize akademik gözüyle bakmıyor... Bunun dipnotlarını koyduğumuz haklı gerekçeleri var mıdır? Elbette vardır. Çünkü bizde kes yapıştırla doçent olan, profesör olan insanlar var. Orada bir bakıyorsunuz bir standart oluşmuş. Gerçekten teknik anlamda akademisyenini hak etmiş insanlar var. Bugün ama Türkiye'de standart geçmişle mukayese edilemeyecek kadar yükselme. Evet, e elbette e yükseliyor. Evet, evrensel ediyoruz. ölçütler var. Biraz paradoksal, çelişkili bir durum. Evet. Konuşmalarımdan da aslında bu çelişki çıkıyor. Bir taraftan Batı'nın ...bazı şeyleri doğru yaptığını söylüyorum ama... ...kendi adına yapıyorlar. Hı hı. Altını çizmek istediğim nokta bu. Eğer siz işte İhsan Töker, Mehmet Vural, Ali Taşkın... ...Kant şöyle dedi diye bir şey söylediği zaman... ...Kant'la ilgili söylenecekleri biz söyledik zaten... Evet. Siz ...söylemenize ne gerek var diyor. Biz Gazali ile ilgili... ...Almanya'da bir dipnot bulduğumuz zaman bak gördünüz mü? Ga ya sen Gazali'yi ondan daha iyi tanıman lazım. Bizim İngiltere'de gidip İslam hukukundan doktora yapan insanlarımız var. Hı hı. Şimdi... Bu çelişkilerden kurtulmamız gerekiyor. Ve ben e, bir cümlenin arasında hı hı. şunu söyledim. İnsan hakları nasılmış biz gösterelim dedim ya. Akademisyenlik ne, neymiş biz gösterelim. Biz biliyoruz artık. Kant'ı biliyoruz, Hegel'i biliyoruz. Evet. Bakın kendi insanlarımıza zaman kalmıyor. Hı hı. Ben insanlığın evrensel değerleri olduğuna geçmişim olarak medeniyet sahip olduğum medeniyet olarak inanan bir insanım. Hı hı. Bir kızıl deriliyle ee, İngiliz'in karşılaşmasında kim haklıysa onu tutarım. Yani illa da kızıl derilden yana da olacağım diye İngilizlere karşı çıkmayı doğru bulmam. Evet. Batı'nın yapmadığı şey bu malis. Aydınlanmasını maalesef. Evet, evet çalıştınız hocamız. Evet, İskoç mi? Aydınlanması'nda evet. biraz fırsatınız olur bakarsanız insanlar patates <laughs> tarlalarında mı? çalıştırılmak için evet. İskoçya'dan İrlanda'dan gemilere dolduruluyorlar. Gemilerde ölen insanları bunu yemi hakkı bizedir diye orada mirasçılık Tartışacak kadar batır böyle bir şey yaşamış yani geçmişi var. Amerika'nın uygarlığının temelinde İskoçların çok büyük bir etkisi var. Madem sordunuz cevap vereyim. Ee, Amerika'nın nasıl kurulduğunu artık biliyoruz. Hı hı. Ben e, geçmişi karıştırıp batırlar şöyle biz böyleyiz demek yerine tekrar altını çizerek söyleyeyim. İnsan hakları öyle olmaz böyle olur dememiz gerekiyor. Evet zaten bizim bu programa e, da aydınlanmayı konuşma sebeplerimizden bir tanesi de bu. Hem bugüne bakan taraflarını felsefi anlamda konuşuyoruz hem de e, yani aydınlanmayla ilgili de söylenen şeylerden birisidir değil mi? Pratik bir müdahale felsefe, pratik bir müdahale olarak görenler bile var. Hocam şu hümanist e, bakış açısını biraz sonlara doğru irdeleyelim. E, aynı zamanda burada modernlikle ilgili söyleyecekleriniz varsa bir sosyolog gözüyle onları da dinlemek isteriz. Hocam'ın bir ilavesi var. Hümanizmle ilgili, hümanistle ilgili e, ifadeler Mr. İhsan Hocam'dan sonra evet. Dile getireyim. Olur hocam. Bir o dilerim. zaman bir İhsan hocamın... ...biraz... Evet. evet. Benim de söyleyeceklerim var. Dinleyelim. ]ler. Hocam ne diyorsunuz? Ya, okuyucu sorularına bir... E, ...dilerseniz ben oraya şey... ilave e, mi yapmak istiyorsunuz? önce bir Buyurun. hani e, evet. ne demişler noktasında... Hı hı. ...Jean Baudin... Yani Bauden, şey... ...ötekine nasıl bakıyordu? Aydınlanma sürecinde... Aydınlanma ...İslam dünyasına nasıl bakıyordu? İslam'a nasıl bakıyordu? Evet. Ona cevaben diyorum yani. Jean modelle ...şeyin... Walter'den... ...sözlerinden katkı olsun diye söylüyorum... ...bir şey yapıldığı için. Vakit geçti. Mesela... Dini hoşgörüme dolu olarak Osmanlı'nın şeyini övdüğünü görüyoruz Can Buden'in evet. e, bu noktada. Çünkü Can Buden e, Fransa'da Katoliklerle protesto arasındaki kanlı savaşların, e, çatışmaların e, dinsel hoşgörüyle önlenebileceği bunun için de güçlü bir monarşinin e, olması gerektiğini şeyin tersi nedir siyasi Hı -hı. sistem olarak değil mi? Evet. Canlak'ın e, e, tersine. Burada oldukça Osmanlı e, hünkârını, Osmanlı şeyini e, e, Padişah'ını Yönetim. yönetimini e, övdüğünü görüyoruz. Mesela Avrupa'nın şöyle diyor. Müsaadenizle okuyayım. Avrupa'nın önemli bir kısmını elinde tutan Türklerin kralı dünyanın başka krallarından daha iyi bir şekilde dini koruyor ve bu konuda kimseyi zorlamıyor. <laughs> Bilakis herkesin vicdanına, inancına göre yaşamasına müsaade ediyor. Üstelik Pera'daki sarayının etrafında birbirinden farklı dört dini, Yahudilik, Katoliklik, Ortodoksluk ve İslam olmak üzere bir arada tutmayı başarıyor. Ayrıca August'un Kudüs'teki Yahudilere sadaka ve kurban göndermesinde olduğu gibi, kendisine dua etmeleri için, Atos Dağında Hristiyan din adamları ve keşiflerine sadaka gönderiyor hı. şeklinde öcü ifadeler var. Yine Voltaire'in e, biliyoruz ki Voltaire çok şeydir, e, haşindir. Hı hı. Hristiyanlık şeyi konusunda, hı. katalizm konusunda çok serttir rahipler, hı. papazlar noktasında. Hı. Ama İslam noktasında oldukça hı. farklı konuşunu söyleyebiliriz. Mesela diyor ki hiçbir Hristiyan devleti kendi topraklarında Türklerin bir camii bulunmasına müsaade etmez. Hı hı. Oysa Türkler bütün Rumların kiliseleri olmasını hoş görürler. Yani okuyucu sorusu evet. diyor ya bu nasıl bakıyorlar şey, evet ötekin. o zamandan beri İstanbul'da bir patrik bulunur diyor. Papazın da orada bir patriği vardı. papanın da pardon ona Latin Patriği derler. Bu iki kilise birbirini çekemiyor ve onların kavgalarını yatıştırmak sultanların Gene kaygı duydukları Hı. bir husus oluyor. Hristiyanları yenenler şimdi onların bulucuları rolündedirler şeklinde. Daha bir sürü ifade var. Evet. Yani Voltaire'in şeyinden bunlar takip edilebilir ama bir e, hem soruya karşılık Hı. olmak üzere hem de şey, bu şeyin bir katkı oldu. E, evet çok teşekkürler. karşılamak üzere e, şey yapmak istedim yani. Hocam, Sunmak istedim. Evet, hümanist e, düşünce, o kültür ve modernizmle ilgili söylemek istedikleriniz var mı son 3 dakikamız içindeyiz. Ben hakkı almayayım ama hemen kısaca şey yapayım. Buyurun lütfen. Uzman. Sonra Ali Hocam'a döneceğim. Ee, hümanizm yani biraz şeyde söylediğim gibi programın başlarında ortalarında <laughs> e, aydınlanmanın temelini teşkil eden. Evet. Yani o biraz yarım tasavvurunu kaldı sanki. değiştirip insan tasavvurunu e, onun yerine geçiren, <laughs> insan merkezli bir dünyayı oluşturan, e, tabii ki felsefi şeyler olabilir ama sosyolojik <laughs> sonuçlar açısından baktığımızda e, gerek siyasal sistemi itibariyle, gerek kültür itibariyle, gerek bilimcilik, ilerleme, e, aydınlanma, adına her ne diyorsak akılcılık kendi amentüsünü oluşturan bir sistem evet. haline dönüşmesi. Peki yani, bugüne yansıyan tarafı? Bugüne yansıyan tarafı nedir? Ee, bu adına hümanizma denilen şey, ben bu konuda e, Ali Hocam müsaade ederse farklı hı -hı. düşüneceğim. Hı -hı. E, yani e, o hep iyimser yönden baktı. Evet, Haklı hı. olarak tabii filozofinin getirdiği hı -hı. şeyle. Evet. Ama ben kötümser tarafındayım. Buyurun. Bardağın boş tarafındayım. Çünkü e, batıyı bu konuda e, belki şey yerden yere vurmak anlamında değil, e, kör körüne bir batı düşmanlığı yapmak anlamında değil ama batı ...Batı'nın farkında olmamız gerekiyor. Batı'nın farkında olmamız demek de... yani ...aramızda bir e, simetrik, simetrik ilişki yok. Asimetrik bir ilişki var. Hı hı. Dolayısıyla hükmedenler ve hükmedilenler arasında... ...bu bizim illa şey yapmamız anlamına gelmiyor. Ee, ben sözü fazla uzatmayayım. Ama hümanizmanın e, bizim İslami akıl bakımından... ...çok daha derinlikli olarak... ...farkına varılması gerekiyor. Diyorum. Peki. Ben Hocam, Hocam insan iki dakikamız var. Bir dakika size, bir dakika tamam. size buyurun. İnsan hocamı şaşırtacağım. Ben hümanizme çok olumlu bakmıyorum. Çünkü hümanizmin Batı'daki anlamı... Tanrı vardı, insanlar Tanrı'ya kul oluyorlardı. Hı hı. Hümanizmden sonra insan insana kul olmaya başladı. İnsanı Tanrı'nın yerine koydu, Batı. Ee, buradaki hümanizm, insan hakları insana değer verme anlamında anlaşılacak evet, bir akım değil. değil evet. Hümanizm şu anda büyük ölçüde bizim kabul etmesek bile, teorik olarak reddetsek bile... Bizzat yaşadığımız insanın tanrılaştırılması evet, sürecidir. Evet, tam da bunu Kesinlikle, Bugüne kesinlikle. gelen bir karşılığı var i̇nsan, bu işin. İnsan, evet. insan zaaflarıyla, güçlü yönleriyle var olan bir varlıktır. Birey olarak haklarını korumalı, varlığını her zaman ortaya koymalı. Ontolojik dediğimiz, varoluşsal evet. dediğimiz kimliğini ortaya koymalı. Ama asla kendini tanrı yerine koymamalı. Çünkü insan güçsüz bir varlık aynı zamanda. Peki, hocam. Hem her şeyi yapan homo feber hem de aynı zamanda güçsüz bir varlık eğer bir sürçü lisan etmişsek afola diyelim seyircilerimizden de çok sağ olun Mehmet hocam buyurun ben de aydınlamanın bu akıl bilim eğitim anlayışlarını tabii müspet görüyorum ama bunun yanı sıra e, maneviyata saygı duymasını, metafiziği kabul etmesini doğayla barışık olmasını doğudan örnek almasını istiyorum yani İslam dünyası bunu endüstride başardı atlar dönemde evet. başardı bizden çok onlara örneklik de var Teşekkür ederim. Bu şeye de bakalım diyorsunuz evet. bu arka plana. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ee, sevgili izleyenler Profesör Doktor Ali Taşkın, Profesör Doktor İhsan Toker ve Doçent Doktor Mehmet Vural'la e, aydınlanmayı konuştuk. Bu akşamlık bizden bu kadar. Çarşamba akşamı 21.30'da tekrar karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.